Günaydın. Bugün 19 Aralık 2022 Pazartesi. Haftanın ilk günüyle ben Oğuz Polat bile karşınızda. Neden? Çünkü Seda Anık arkadaşımız hasta. Çok geçmiş olsun. Umarım bugün Seda Anık'ın yerini aratmayız. Hani tarzlarımız biraz farklı ama ne güzel değil mi? Jenerikte böyle çok güzel Seda Anık geliyor. Kendi de ayçiçeği gibi zaten ama karşınızda ben varım artık. İdare edeceksiniz değil mi Soner? Soner de pek memnun olmasa da başlayacağız. Yapacak bir şey yok. Efendim sabah erken geldik. Her şeyimizi sizler için hazırladık. Konu başlıklarımızı şöyle özet geçeyim size. Benim özetler uzun oluyor ama mümkün mertebe kısa tutmaya çalışacağım. Ne var gündemde? Gündemde bir, Arjantin dünya şampiyonu oldu. Soner üzüldü. Üzüntüsünün sebebi farklı. Fransa'yı tutmuyordu ama farklı bir şey üzülmüş. Şimdi sizlerle paylaşamam onu maalesef. Arjantin dünya şampiyonu oldu. Ha, gönlümüzden Arjantin geçiyordu zaten. Hem Arjantin takımına ilişkin hem de Messi'nin varlığı nedeniyle elbette. Messi'nin kariyerinde Dünya Kupası eksik de o kupayı da dün itibariyle kaldırmış oldu. Zaten Arjantin'den çok Messi'nin adı ön plana çıktı. Ne finaldi ama. Maç gitti geldi. İki takım için de böyle aslında. Sadece bizim için değil yani da benim için değil. Maç gitti geldi işte görüyorsunuz Arjantinler. Arkadaşlar başka görsel verelim. Bu görselde bir ürün var. Umarım zannettiğimiz şey değildir. Tahmin ettiğimiz şey değildir. Özür dilerim. Evet bu görseli vermiş olalım. Arjantinliler dün dünya şampiyonu 36 yıl sonra 3. dünya şampiyonluğunu elde etti. Messi mi Ronaldo mu tartışması vardı yani. Artık tartışmayız herhalde değil mi? Sonra Messi mi Ronaldo mu? Zaten Messi'ydi. Tek başına takım gördük. Hakkını yemeyelim. Fransa'da mükemmel futbol ortaya koydu. Özellikle Mbappe dünya finalinde hat-trick yapmak. İkisi penaltıdan da olsa Dünya Kupası'nda hat-trick yapmak. Bu başka bir seviye tabii Mbappe'ninki. Çünkü orada penaltı atışı deyip geçmemek lazım. O baskı, o stres altında o penaltıları kullanmak. Üstelik karşınızda Martinez gibi bir kaleci var değil mi? Kupa Amerikalarda nasıl bir tutum sergilediğini, nasıl psikoloji bozduğunu, nasıl rakiplerin oynadığını biliriz. Ve çok iyi kalecidir de kendisi. Ona rağmen hat-trick yaptı. Maç uzatmalara gitti. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de taraflar yenişemeyince diyelim. Çünkü 3-2 üstünlüğü yakaladı Arjantin. Fransa hemen yine Mbappe ile cevap verdi. 3-3 oldu. Maç penaltılara kaldı. Penaltılarda Arjantin dünya şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Kutlarız, gönlümüzden geçen buydu. Hani mantık Fransa olur büyük ihtimal diyorduk. Ki Fransa dün maça kötü başlamasa, Deschamps taktiksel hatalar yapmasa sonradan toparladı. 2-0'dan sonra oyuncu değişiklikleriyle Fransa durumu eşitledi. 2-2'yi yakaladı. Akabinde uzatma devrelerinde 3-2 oldu. 3-3 oldu. Ondan sonra zaten penaltılara gitti. Kutlarız Arjantin'i 36 yıl sonra işte bir maket kupayı öpen Arjantinli taraftar var. Dün Messi zaten istemediğimiz şeyler de vardı maçta da onları bir kenara bırakalım. Arjantin'i kutlayalım. Umarım Türkiye'miz de Dünya Kupalarına katılır, bizlere bu gururları yaşatır. Biraz o konuda maalesef acılıyız, hüzünlüyüz, kederliyiz, muzdaripiz. Ama elbette her zaman Türk'üz, Türk milli takımının da arkasındayız diyelim. Bir başka konu işleyeceğiz tabii ki Arjantin konusunu, futbol konusunu işleyeceğiz. Bir başka konu İYİ Parti'de HDP açılımı yaşanıyor. Hem İYİ Parti'nin genel başkanı Meral Akşener hem de Meral Akşener'in baş danışmanı Turhan Çömez'den öyle açıklamalar var ki mesela Akşener diyor ki açılım iyi değerlendirilmedi. Federasyon dahil oturup konuşulur, bir orta yol bulunur. Bunlar işte 9 Aralık'ta verilen röportajdan yani açılım değerlendirilmedi ne demek Soner? Biz daha iyisini yaparız demek. Açılım neydi peki? Amerika Birleşik Devletleri'nin dayattığı
bölünme projesiydi. Türk milleti o projeyi çöpe attı ama İyi Parti Genel Başkanı çöpteki o projeye talip oluyor. O projenin arkasından kim sürüklendiyse o siyasetler de çöpe gitti, o siyasetçiler de çöpe gitti. İyi Parti Genel Başkanı'na hatırlatılır. Baş danışmanı Turan Çömez de demiş, mesela Selahattin Demirtaş'a sahip çıkmış. Biliyorsunuz İyi Parti'nin bu ilk vukuatı değil. Daha önce selamlaşmalar, kahvaltılar, birbirleriyle nazik buluşmalar gibi, ortak anayasa çalışmaları gibi çok konuda zaten HDP'ye yakınlığını belirtiyordu. HDP'ye yakınlığını ortaya koyuyordu İyi Parti. Meral Akşener ve Meral Akşener'in baş danışmanı ile birlikte de, açıklamalarıyla birlikte de daha ayyuka çıkıyor artık. Bir başka konu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün CNN Türk yayınındaydı. Önemli açıklamalar yaptı bu anlamda. Yargıtay var, istinaf var ama diyor, Yargıtay onayladığı anda ben İçişleri Bakanı olarak görevden alırım diyor. Bu açıklamaları sizlerle paylaşacağız. Elbette bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de açıklamalar var. Hem İmamoğlu kararı hem de Saraçhane'deki o tiyatro etkinliği ile ilgili açıklamalar yapmışlar. Bunları sizlerle paylaşacağız. Asgari ücret konusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin salı gününü, yani yarını işaret etti. Yarın netleşecek dedi, tarih verdi. EYT çalışmalarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu konuyu sizlerle paylaşacağız. Meteorolojiden uyarı var. Yağmur gelecek, don gelecek, hava sıcaklığı düşecek. Bugünden itibaren artık temkinli olun diye bunları sizlerle paylaşacağız. Daha çok çok gazetemiz burada, VTR'lerimiz var. Arkadaşlarımız hazırlamış sizler için klipleri, dolu dolu geçecek. Sloganımı Seda'nın programını uyarlayayım bari. Evinizin oğlu Oğuz Polat Dilek'le güne başlıyoruz. Meteorolojinin uyarısı ilk olarak, çünkü neden, insanlar evlerinden çıkacak, yollara düşecek, kim otobüs dolmuş, minibüs, tramvay, metro peşinde koşacak, kim araçlarıyla yola çıkacak, kimi yayan yola çıkacak. Meteoroloji diyor ki dikkat edin, şemsiyenizi yanına alın, botlarınızı giyin, kalın giyinin. Çünkü don olabilir, yağmur olabilir. Bugünden itibaren yansıtalım arkadaşlar ekrana meteoroloji uyarısını. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiği ifade edilerek çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı kaydedildi. Devam edelim. Açıklamada rüzgarın yarın ve salı günü Marmara bölgesinde, yani bugünden itibaren Marmara bölgesinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Marmara bölgesinden kuzey ve kuzeydoğu yönlü fırtına beklendiği bir fırtına uyarısı yapılmış oluyor. Devam edelim. Soğuk havayla birlikte bölgenin doğusunun, Marmara bölgesinin yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi beklendiği kaydedilerek 3 gün İstanbul'da beklenen hava sıcaklıklarının yarın 7 ila 8 derece, yani bugün 7 ila 8 derece, salı günü 5 ila 9 derece, çarşamba günü ise 7 ila 11 derece civarında olmasının beklendiği bildirildi. Devam edelim arkadaşlar. İstanbul Valiliği de Twitter hesabından bir paylaşım yaparak fırtına uyarısında bulundu. Uyarıda şu ifadelere yer verildi. Meteorolojinin değerlendirmelerine göre Marmara Denizi'nde rüzgar ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor. Var mı devamı arkadaşlar? Ege Denizi'nde pazartesi ve salı günü beklenen fırtınaya karşı da uyarılar yapıldı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Güney Ege Denizi'nde pazartesi günü saat 13'ten itibaren
kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, evet onu okumuştuk. Fırtınanın 21 Aralık Çarşamba günü saat 18'e kadar süreceği bildirildi. Deniz ulaşımındaki aksamalara karşı denizciler ile bölge halkı uyarıldı demiş Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Var mı devamı? Evet, bu kadar. Ne diyor meteoroloji? Kısaca bugün başlayacak, çarşamba gününe kadar devam edecek. Dikkatli olun, kar uyarısı var, yağmur uyarısı var, don uyarısı var ve fırtına uyarısı var. Bölgelere göre özellikle Ege'de fırtına uyarısı, Marmara'da kar, karla karışık yağmur ve fırtına uyarısı yapılmış. Evden çıkacaklar, işe gidecekler, dikkat, yola çıkacaklar, dikkat diyelim genel itibariyle. Yola çıkacaklar, dikkatli olun, şemsiyenizi yanınıza alın, kalın giyinin, değil mi? Dikkatli ve temkinli araç kullanın özellikle. Aynı zamanda şunu da hatırlatalım, kış geldi, kış lastiklerinizi de lütfen takın. Çünkü her an kara yakalanabilirsiniz. Son iki gündür hava zaten cumartesi günü iyi geçti. Hadi cumartesini es geçelim. Dünden bu yana hava zaten kar yağışı gelecekmiş gibi de böyle bir gösteriyordu. Gelsin, onun da güzelliği ayrı tabii. Çilesi var ama güzelliği de var. Gelsin ama biz de tedbirli olalım, dikkatli olalım elbette. Evet, Arjantin dünya şampiyonu oldu dedik. Fotoğraflarla şöyle bir bakalım. Nasıl kutlanmış, nasıl bir maç geçmiş. Fotoğrafları yansıtalım arkadaşlar. Dün güzel başladı Arjantin maça, baskın başladı 36. dakikaya kadar, değil mi? İkinci gol 36'da atılmıştı. 36. dakikaya kadar mükemmel bir oyun ortaya koydu Arjantin milli takımı. Önce Di Maria düştü, Messi penaltı vuruşunu kullandı 1-0. Ardından Messi'nin pasında, asistinde yanlış hatırlamıyorsam, Di Maria mükemmel bir vuruşla, bu ağrıda sadece Messi deyip geçmeyelim, o da Di Maria arkadaş yani. Di Maria mükemmel bir vuruşla 2-0'a getirdi. Sonra Fransa milli takım teknik direktörü Deschamps'un hamlelerinin ardından Fransa oyunu eşitledi. Özellikle Messi'ye çok fazla boş alan bırakmama, Di Maria'yı daha yakın markajı alma gibi taktikler uyguladı. Sonra ikinci yarı durum 2-2'ye geldi. 79. dakikada 2-1, 82. dakikada 2-2 oldu. Maç uzatmalara kaldı. Uzatma devrelerinin ikinci yarısında Arjantin 3-2 öne geçti. Aldı, kaldırdı kupayı Arjantin. 36 yıllık hasrete son verdi derken Mbappe yine sahneye çıktı ve penaltı vuruşuyla 3-3'e eşitledi durumu. Maç penaltılara kaldı. Tabii ki ilk penaltıları Mbappe gibi, Messi gibi usta ayaklar yaptı. Hani usta ayaklar derken Arjantin milli takımı ya da Fransa milli takımı çırak olan ayak yoktur orada. Düşünün, Diabala bile sonradan oyuna girdi yani. Sakattı vesaire ama Diabala bile nihayetinde Arjantin'de sonradan oyuna girdi. Fransa kötü başladı yine penaltılara. Arjantin'de penaltı kaçırmayınca, Martinez de üstüne düşeni yapınca yine ilginç hareketleri vardı penaltı vuruşlarında. Arjantin 36 yıl sonra Dünya Kupası'na kaldırmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yakından takip etti. Yani stat'tan takip etti. Losel stadıydı yanlış hatırlamıyorsam Katar'da. Hatta fotoğraflar da düştü. Elon Musk'la, Twitter'ın patronuyla da Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmüş Katar'da. Sonuç olarak 2022 Dünya Kupası'nın sahibi, Katar'da yapılan Dünya Kupası'nın sahibi Arjantin milli takımı oldu. Tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nı evine götürmüş oldu. 78, 86 ve 2022, hatam olabilir 78 konusunda. 78, 86 ve 2022 olmak üzere 3. Dünya Kupası'nı götürmüş oldu. Messi de, şöyle çekileyim fotoğraflara daha rahat bakın. Messi de kariyerinde Dünya Kupası eksikliğini tamamlamış oldu. Hadi Messi mi Ronaldo mu tartışması derken elbette öyle de bakmamak lazım. Bir Dünya Kupası her şey değildir. Ronaldo da çok iyi ama Messi'den sonra. Öyle de bakalım mevzuya. Messi artık sonlara doğru gider, 3-5 yıla futbolu bırakır diyoruz ama arkadan gelen de Fransa milli takımında dün izledik. Mbappe gibi bir oyuncu var. Hızlı depara kalkabilen, teknik, olağanüstü fizik kuvvetine sahip.
Messi ile Ronaldo'nun böyle birleşmiş hali, yani farklı özellikler almış hali. Ha, ben kişisel olarak, tavır olarak çok fazla sevmem. Çünkü neden? Bir egoist görünür. Bunlar tabii ki basına yansıyanlar. Olsun, olsun. Messi aldı, ona sevindik. Arjantin aldı, ona ayrıca sevindik zaten. Bunu da sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi geçelim gündemimize, gündemimizde neler varmış bakalım. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakın isimlerden eski Suriye Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Profesör Doktor Bessam Abu Abdullah Ulusal Kanal yayınına konuk oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye, Suriye ve Rusya liderleri arasında üçlü görüşme teklifine olumlu baktıklarını söyleyen Abdullah, Türkiye-Suriye ilişkilerine dair önemli açıklamalar yaptı. Siyasette küslük, dargın olmaz. Elinde sonunda en uygun şartta adımları bunların atılır. Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşme için süreç hızlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-Suriye-Rusya liderleri arasında üçlü görüşme teklifi yankı uyandırdı. Moskova'nın olumlu baktığı öneriye ilişkin Şam'dan henüz bir açıklama yapılmadı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakın isimlerden eski Suriye Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Profesör Doktor Bessam Abu Abdullah, Erdoğan'ın açıklamasını olumlu bulduklarını söyledi. Türkiye ve Suriye dünyanın nabzıdır diyen Profesör Doktor Abdullah, normalleşme yolunda Suriye'nin beklentilerini dile getirdi. Türkiye Suriye münasebetlerinin normalleşmesi gerektiğini, ikili ilişkilerin her iki ülkenin milli güvenliğine, iktisadi çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğini başından itibaren hep yazdık, savunduk. Suriye'nin Türkiye ile Suriye'de birlikte hareket etmesi için üç önemli dosyayı masada tuttuğunu biliyoruz. Türk tarafının açık ve şeffaf ve samimiyetle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o topraklardan ne zaman çekileceğine yönelik bir takvimin belirlenmesi gerekmektedir. İkinci dosya ve önemli husus İdlib'de mevcut olan terör örgütüyle nasıl mücadele edilmeli ve bu mesele İdlib'de nasıl çözülmeli. Üçüncü önemli husus da Amerika Birleşik Devletleri'nin işgalinin nasıl bitirileceği ve onunla birlikte hareket eden PKK'ya karşı Türkiye, Suriye ve Rusya'nın nasıl birlikte mücadele edeceği hususudur ki bu hususta bir ortak iradenin mevcut olduğunu biliyorum. Türkiye tarafı bu dosyalarla ilgili Suriye tarafını tatmin edecek açıklamalarda, söylem ve eylemlerde bulunması gerekmektedir. PKK, YPG ve IŞİD gibi terör örgütlerine verdiği desteğe rağmen Büyük Orta Doğu Projesi Suriye'de çöken ABD, bir yandan da Ege ve Akdeniz'de Türkiye'yi kuşatma planlarına hız verdi. Ege'de adalar Amerikan silahlarıyla donatılırken Yunanistan'ın neredeyse tamamı Amerikan üssüne dönüştürülmüş durumda. Profesör Doktor Bessam Abu Abdullah'a göre Ege ve Akdeniz'de yaşananlar Suriye'den bağımsız düşünülemez. Hem bölgenin güvenliği hem de ekonomik sebeplerle Ankara ve Şam'ın ABD emperyalizmine karşı ortak tavır alması şart. Ege bölgesinden, Suriye'den, Akdeniz'den birçok yerden Türkiye ve Suriye sürekli tehditlere maruz kalmaktadır. Neden? Bu tehditler, bu işgaller iki ülkenin güvenlik sorunlarıyla boğuşması, krizlerle boğuşması, siyasi istikrarsızlık içinde debelenmesi içindir. Dikkat ediniz, Suriye'ye bu savaş ve terör empoze edildikten sonra Türkiye özellikle Suriye üzerinden Arap dünyasına taşıyabildiği emtiası, ürünlerini artık taşıyamamaktadır. Ve başka güzergahları kullanmak zorunda kalmaktadır ki ücretleri artırmaktadır. Ve bu ücret artışı Türkiye ürünlerinin başka pazarlarda rekabet gücünü de zayıflatmaktadır. Halbuki daha önce Suriye istikrarlıyken, huzurluyken, sınırlar barış ve istikrar yaşarken Türkiye ürünleri Suriye üzerinden birçok bölgeye çok daha hızlı gidebilmekte. Türk menşeli ürünlerin gümrüksüz ve vergisiz 22 Arap ülkesinde sorunsuz tedavüle girdiğini de görmüştük. Bu sebeple iki ülkenin iktisadi çıkarları bu bölgenin güvenliği ve siyasi işbirliği sonucu gerçekleşecektir. Suriye hükümetiyle anlaşacağız, işbirliği yapacağız. Bakın, masaya oturacağız değil. Evet. İşbirliği yapacağız, çözüm işbirliği. Zaten
PKK Türkiye-Suriye anlaştığı an bir ay içinde beyaz bayrağı çeker. Vatan Partisi, Ankara-Şam ilişkilerinin normalleşmesi gerektiğini sürecin başından bu yana dile getirdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD ve desteklediği PKK, IŞİD gibi bölücü terör örgütlerinin ancak Türkiye-Suriye işbirliğiyle bölgeden çıkarılabileceğini her fırsatta dile getirdi. Profesör Doktor Besam Abu Abdullah da geçtiğimiz günlerde Suriye Devlet Televizyonu'na verdiği demeçte ve El Vatan gazetesindeki köşesinde Vatan Partisi'nin Suriye politikasına dikkat çekmiş, Türkiye'de altılı masaya değil Vatan Partisi'ne güveniriz ifadelerini kullanmıştı. Dahil Türkiye ve fi Suriye yanzurun ila ennehu hizbun sagir bimana. Özellikle Büyük Ortadoğu projesinde Suriye'nin maruz kaldığı bölünme politikalarının Türkiye'ye de aynı şekilde olumsuz yansıyacağı ve bu bölünmenin Türkiye'yi de tehdit edeceği gerçeğinden hareketle tehlikelere çok bariz bir şekilde dikkat çeken partilerin başında Vatan Partisi gelmekteydi. Suriye ile danışmayı içinde tereddüt içinde kalan, hatta korkan ve çekinen çevrelerin bolca olduğu yıllarda Vatan Partisi korkusuzca Suriye ile ve Suriye'nin mücadelesiyle danışma içinde olduğunu göstermiştir. Henüz herkes bir çekingenlik ve korku durumu içindeyken ulusal kanal 2013 senesinde Şam'a gelerek Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'da çok önemli bir röportaj yapmıştır. Ve Suriye tarafının görüşlerini, Esad'ın konuya bakış açısını korkusuzca Türkiye kamuoyuyla paylaşmıştır. Türkiye'deki muhalefeti de değerlendiren Profesör Doktor Abdullah, Altılı Masa'nın Suriye'yi bölmeye çalışan ABD ve Batı'dan medet umduğunu söyledi. HDP'nin Suriye'de ABD PKK ile çıkarlarına vurgu yaptı. Altı partinin oluşturduğu muhalefete baktığımız zaman şu an mülteci konularını, Suriye ile ilişkilerini iyileştirmek istedikleri, Suriye ile görüşmek istedikleri önünde yapılan açıklamaların bence seçim tırımı olarak yapıldığı ve kamuoyu hassasiyetlerinden mütevellit bugün bu konuları sürekli sıcak gündemde tuttuklarını görmekteyiz. Bu partilerden özellikle Amerikan işgali, PKK'nın o bölgede gündemini aldığı bölücü politikalarla ilgili, özel idareler ve yönetimler kurmasıyla ilgili, Suriye'nin bütünlüğünü, üniter devlet yapısını tehdit eden bu çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili, bu örgütün ve birlikte hareket ettiği Amerika'nın çalınan petrol, buğday, pamuk vesaire gibi konularla ilgili, yani yapılan tanım veyalarla ilgili hiçbir açıklamasını duymamaktayız. Amerika'nın işgalinin oradan gitmesi gerektiği, PKK'nın yaptığının yanlış olduğunu ifade eden söylem ve eylemlerine şahit olmamaktayız. Zira HDP'nin Suriye politikaları ve özellikle Suriye'nin Fırat'ın doğusunda yaşanan hadiselerde takındığı tavır ve pozisyonu Suriye'de de biliyoruz ve görmekteyiz. Özellikle bu partilerin Suriye düşmanı olan Batı'dan medet ummaya çalıştıkları, Amerika ile İngiltere ile ilişkilerini iyileştirmeye, düzenlemeye çalıştıkları, halbuki Suriye'nin dostları olan İran, Rusya ve Çin'le bu partilerin iyi ilişkiler kurmadıklarını görmekteyiz. Evet, Bessam Abu Abdullah Ulusal Kanal yayınında bu açıklamaları yaptı. Esad'a yakın isimlerinden Suriye Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Profesör Doktor Bessam Abu Abdullah. Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, bakın bu basit bir şey değil. Mevcut durumda Türkiye'nin iki önemli sorunu var. Dışarıda yapılan anketlerde zaten, vatandaşa yönelik anketlerde sizce Türkiye'nin önündeki en büyük sorun ne? İşte güvenlik ve ekonomi. Bazen güvenlik, bazen ekonomi. Birinci ve ikinci sıradadır. Üç olmaz hani bu iki konu, değil mi? Güvenlik noktasından ele alalım. Ne olur Türkiye ve Suriye ilişkileri normalleşirse bir kere sınırdaki PKK varlığı ezilir, tamamen ezilir. PKK varlığının ezilmesi ne demek? İşte yakın zamanda İstiklal Caddesi'nden patlayan bomba. Nereden geldi o bombacı? Suriye'den geldi İstanbul'a. İstanbul'da bombayı patlattı, değil mi? Sınırlarımızda Mehmetçiğimize yönelik saldırılar. Operasyon bölgelerinde Mehmetçiğe yönelik saldırılar. Bunlar ortadan kalkar. Çünkü neden? Suriye aşağıdan, Türkiye yukarıdan bastırıp PKK varlığını bitirir. Haberler çıkıyordu ya, hani bazı gazeteler vardı böyle hükümete yakın. Suriye devleti PKK'ya şöyle destek, böyle destek. Yalan onlar, yalan.
üstünü üstüne gidiyor. Hangi devlet kendi topraklarında başka bir egemenlik tanır? Hangi devlet kendi topraklarında başka bir kuvvet tanır ki? Suriye tanısaydı en başta zaten bunlar olmazdı. Buna izin vermezdi değil mi? Gelin buyurun devletinizi kurun. Federasyon mu, özellik mi, ne istiyorsanız. Buna karşı durduğu için zaten Büyük Orta Doğu Projesi'nin bölme senaryolarına karşı durduğu için Suriye Cumhuriyeti, Suriye Devleti direndi. Bugün gelinen noktada güvenlik açısından Türkiye-Suriye işbirliği kaçınılmaz. Bu sadece Suriye için değil, Türkiye için esasen kaçınılmaz. Çünkü Suriye sınırında PKK varlığının bitirilmesi demek, Türkiye'nin güvenliğine katkı demek. Nasıl Irak'ın kuzeyinde operasyonlar yapıyoruz, Suriye'nin kuzeyinde daha rahat operasyonlar yaparız. Suriye ile birlikte yaparız, kardeşlerimizle birlikte yaparız. Yani evimizin önündeki pisliği temizlemek için 5 mahalle ötedeki komşudan medet ummayız. Kaldı ki o komşu da kötü komşu değil mi? 5 mahalle ötedeki işte NATO gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi dostunmuş gibi davranan. İkincisi ekonomi. Vatandaşa sorduk yani Türkiye'nin önündeki iki büyük sorun ne dedik? Güvenlik bir dedi, güvenliği çözersiniz. İkincisi ekonomi. Ne olur? Ne olur? Suriye nasıl bir devlet ki? Ekonomimize ne katkı olacak? Biz Avrupa gibi refaha ulaşmalıyız vesaire. Geçin bunları. Ucuz enerji demek. Ucuz enerji daha ucuz üretim demek. Daha ucuz üretim, daha ucuz tüketim demek en nihayetinde. Bu da enflasyonun düşmesi demek. Sadece ucuz enerji değil, işte ucuz tahıl demek vesaire. Türk iş adamlarının Suriye'ye gitmesi demek. Suriyeli iş adamlarının Türkiye'ye gelip yatırım yapması demek vesaire vesaire. Yani enerjide ve güvenlikte Suriyeli işbirliği evvela bu iki başlıkta şart. İlk günden bu yana bu konunun üzerinde duran, ısrarla bastıran Türkiye-Suriye işbirliğinin Türkiye ve Suriye kazanımlarını anlatan ve korkusuzca herkes Esad'a Esed derken, bebek katili derken, kimyasal kullandı diye yalanlara sarılırken Vatan Partisi bu işin üstüne gitti. En civcivli zamanlarda Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la konuştu. En şaşalı, en cafcaflı yalanların olduğu dönemlerde Ulusal Kanal Aydınlık Gazetesi gerçekleri ortaya koydu. Bir beyaz baretliler olayı vardı mesela. Beyaz baretliler şöyle can kurtardı, böyle bakın nasıl direniyorlar. Sonra bunların kayıtları ortaya çıktı. 3-2-1 dediğinde yerden ölü kaldırmalar, yerdekinin ölü taklidi yapması gibi. Bunları bütün medya gözünü kulağını kapatırken, ağzını kapatırken Ulusal Kanal'da duydunuz, izlediniz, Aydınlık Gazetesi'nde okudunuz. Bugün geldiğimiz noktada mecburiyetleri Türkiye'nin, Türkiye'nin zorunlulukları bu siyasetlerin doğruluğunu da ortaya koymuş oldu. Hadi zamanında asla olmaz canım, bir araya gelmezler, şöyle olur, böyle olur, geçeceksiniz, katil Esed'le mi bir araya geleceğiz diyenler şu an dut yemiş bülbüle döndüler. Bazıları onlar daha azalı savunuyormuş gibi olsun. İyi noktada buluşuyorsak, doğruda birleşiyorsak biz birleşmeye de hazırız. Doğruda ve Türkiye'nin birliğinde, bütünlüğünde birleşmemiz şartıyla elbette. Şimdi bir altılı masa var. Bu altılı masa beğenmiyor. Politikaları beğenmiyor. Beğenmesin, eleştirsin. Biz de eleştiriyoruz değil mi? Suriye yönelik adımları vesaire. Ama baktığınız zaman o altılı masada Suriye ile normalleşme, Suriye ile dostluk ilişkileri kurma, Suriye ile güç birliği yapma, iş birliği yapma yönünde bir adım var mı? Hayır. Altılı masada gizliden gizliye de demeyeceğim, açıktan açığa Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmemesi için sürekli bir çaba halinde, gayret halinde. Çünkü niye? O masanın bileşenleri zaten bu krizin öncülerinden de. İşte Ahmet Davutoğlu gibi, Ali Babacan gibi isimler, Kemal Kılıçdaroğlu vesaire, onların da payını kenara bırakmıyoruz. Her seferinde bu krizde Avrupa'nın, Amerika'nın yanında tutum aldığını da ortaya koymuştu kendileri. Altılı masa demişken Aydınlık Gazetesi bir manşet yapmış. Doğruyu da göze sokmuş, gerçeği de göze sokmuş. Kendi içlerinde de büyük krizleri var. Özellikle Ekrem İmamoğlu olayından sonra o kriz daha da derinleşti. Artık bunu da inkar edemez hale geldiler. Birazdan VTR'yi de izleyeceksiniz zaten. Yumruklar kamuoyunun önünde atılmaya başlandı. İYİ Parti'den HDP açılımı. İYİ Parti'nin HDP'yi sahiplenmesi yönündeki işaretler son dönemlerde arttı. Akşener açılım sürecinin değerlendirilmediğine
ve iyi değerlendirilmediğini ve federasyon isteyenlerle de orta yol bulunabileceğini, baş danışmanı da Demirtaş'a hukuksuzluk yapıldığını iddia etti. İki parti arasında yakınlaşmanın fitilini 2018'de Akşener yaktı. İyi Parti lideri HDP için Kürt siyasi hareketinin temsilcisi dedi. Akşener eski HDP başkanı ve terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın kahvaltı önerisine de olumlu yanıt verdi. Şimdi adımlar sıklaştı. 9 Aralık'ta Medyascope yayınla kanalında Erdoğan'ın açılım sürecini değerlendiremediğini söyleyen Akşener, federasyon tartışmasının yapılabileceğini işaret etti. Yani o yapamadı, o bölemedi, ben bölerim. Metalip. Akşener, çift unsurluluk ayrı bir devlet, federasyon isteniyor mu, istenmiyor mu sorularını sorarak bütün bu konuların konuşulup belli noktada anlaşılabileceğini söyledi. İYİ Parti'den yapılan açıklamalar HDP ile açılım süreci mi hazırlanıyor sorusunu gündeme getirdi. İYİ Parti, Avrupa Parlamentosu, Türkiye raportörü Sanchez Amor'un ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe HDP ile birlikte katılmıştı. Şimdi bir içeriğine bakalım. Baş danışmanı da Demirtaş serbest bırakılsın demiş. Şimdi bir içeriğine bakalım. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir programda Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye dayattığı açılım süreciyle ilgili olarak Erdoğan'ın o süreci değerlendiremediğini belirtti. Akşener'in baş danışmanı Turhan Çömez de eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a hukuksuzluk yapıldığını iddia etti. İYİ Parti'den peş peşe yapılan bu açıklamalar İYİ Parti'den HDP açılımı olarak yorumlandı. PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin hükümlü eski eş başkanı Demirtaş'ın kahvaltı önerisine Akşener'in olumlu mesajlarıyla açığa çıkan İYİ Parti HDP yakınlaşması son günlerde yine hız kazandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 9 Aralık günü Medyascope kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi. Kürtlerin oransal olarak büyük çoğunluğu bunun içinde. Eziyetleri var, problemleri var, talepleri var. Onlara saygı duyulur. O başka bir şey. Çift unsurluluk isteniyor mu, istenmiyor mu? İsteniyor. Bunu Meral Akşener de biliyor, değil mi? Özerklik kuracağız, sonra bir devlet kuracağız. Bunu Meral Akşener de biliyor. Ha, bu soruyu isteniyor mu, istenmiyor mu? Biz bunun üzerine konuşacağız. Bunlar hep Ali Cengiz oyunu, ayak oyunu. Yarın ayrı bir devlet isteniyor mu, istenmiyor mu? Federasyon isteniyor mu, istenmiyor mu? Abdullah Öcalan'ın fi tarihinde söylediği bir şey var. Biz büyük hatalar yaptık demişti. Oo, Öcalan'a da hak verdik. Bunlar bu ülkede konuşuluyor mu? Konuşulmuyor. Neticede dönüyoruz bireye. Eğer Ruşen Bey Kürt ise ne istiyorsun kardeşim? Sen ne istiyorsun Meral? İşte işin nasıl yani kısmı bu. Akşener'in bütün bu konuların konuşulup belli bir noktada anlaşılabileceğini vurgulaması da dikkat çekti. Türkiye'de açılım yaşandığını kaydeden Akşener'in şu sözleri sürece destek olarak değerlendirildi. Sayın Erdoğan o dönemi değerlendirebildi mi? Hayır, değerlendiremedi. Çünkü Sayın Erdoğan'ın bakış açısında kavramsal bir durum yoktur. Esas mesele nedir? O masaya oturuldu. Sonuç, Erdoğan ben o masaya oturdum, siz bana ihanet ettiniz. Hadi bakalım güle güle dedi. Bir uçtan bir uca savruldu. Yani bir de şey, açılıma karşı yeniden mücadeleyi başlatmak savrulmakmış. Akşener 2018 yılında yapılan seçim sonrasında düzenlediği basın toplantısında HDP için Kürt siyasi hareketinin temsilcisi ifadesi kullanmıştı. Bunu hatırlatan uzmanlar Akşener'in Medyascope açıklamasında gündeme getirdiği çift unsurluluk, federasyon gibi konuların tek tek kişilerle konuşulamayacağını, muhatabın HDP olduğu görüşünü savundu. Akşener'in bu açıklamasından sonra bir başka açıklamada Akşener'in baş danışmanı Turhan Çömez'den geldi. Üstten devam ediyoruz. Halk TV'de yayınlanan Halk Meydanı ve Radyo Sputnik'te programlara katılan Turhan Çömez, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Demirtaş ile iş insanı Osman Kavala'nın mahkumiyetini hukuksuzluk olarak nitelendiren Çömez, Demirtaş'ın şu anda hapiste olmaması gerektiğini savundu. Demirtaş'ın cezaevinde tutulmasından endişe duyduklarını belirten Çömez, sunucunun Selahattin Demirtaş'ların tutuklanmasına sessiz kalındığı siyaset kurumu olarak öz eleştiri yapılması gerektiğini düşünüyor musunuz sorusuna öz eleştiri
yapılmasına ihtiyaç olduğu karşılığını verdi. Programda Saraçhane ittifakına dikkat çekildi. CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile yan yana geldiğine özel vurgu yapıldı. Çözmez Radyo Sputnik'te Enver Aysever'in belediye seçimlerinde unutmayalım ki HDP aday çıkarmayarak destek verdi. Şimdi HDP dese ki ben olmasam bu belediye başkanları seçilemez de İstanbul Belediye Başkanı aynı zamanda da HDP'lidir dese bundan rahatsızlık duyar mısınız sorusuna şu yanıtı verdi. Demokraside her söz, her iddia, her ifade bizim için saygındır. HDP böyle bir ifadede bulunursa biz bunu reddetmeyiz. Buna karşı da çıkmayız. Dolayısıyla üstten devam ediyoruz. Dolayısıyla İstanbul topyekün bir mücadelenin neticesidir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de geçen günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın derhal tahliye edilmesi yönünde çağrısını yineledi. İYİ Parti'den peş peşe yapılan bu açıklamalar ve geçmişte yapılan açılım sürecine destek verilerek atıfta bulunulması İYİ Parti HDP ile açılım sürecine mi hazırlanıyor sorusunu gündeme getirdi. İYİ Parti yöneticileri bu konudaki sorularımızı yanıtsız bırakırken yapılan açıklamaların parti içindeki milliyetçi kanadının tepkisini çektiği öğrenildi. Evet, kalsın arkadaşlar bu görsel ekranda. Açılıma talip olan bir İYİ Parti, artık alenen bunu dile getiren İYİ Parti'nin genel başkanı, İYİ Parti'nin baş danışmanı, İYİ Parti'nin milletvekilleri vesaire vesaire. Açılım neydi? Açılım Büyük Ortadoğu projesi kapsamında Türkiye'yi bölme, değil mi? Türkiye'nin önüne konulan bölünme senaryosunun maalesef o dönem hükümet tarafından hayata geçirilmesiydi. Türk milleti bunu izin vermedi. Türk milleti Silivri duvarlarını yıktı. Cezaevinden yurtseverler çıktı. Açılım sürecine de büyük bir darbe indirdi. Yine hem yurtseverler hem de Türk milleti. Yani açılımı sahiplenen, açılımı ortaya çıkaran, ben yaparım diyen, hatta şimdilerin o diktatörlükle suçladıkları isim var ya, onların en şaşalı, en kudretli olduğu dönemde, arkasında Amerikalıların olduğu dönemde bile Türk milletinin izin vermediği açılım sürecine şimdi İYİ Parti'nin genel başkanı, İYİ Parti'nin kadroları talip. Açılım sürecini çöpe atan Türk milleti, bunu uygulayan siyasetçileri de bir kenara bırakıyor, çöpe atıyor. Meral Akşener de açılım sürecine talip. Açıkça bunu söylüyor. Ortak anayasa çalışmaları yapılıyor. Selahattin Demirtaş'la kelli felli böyle ilişkiler var. Ben şimdi dışarıda olsam başkanımla kahvaltıya gelirdim diyor. Meral Akşener'de işte kan davanız da olsa buyurun dersiniz diyor. Koskoca bir ülkenin bölünmesine hizmet eden insanları kan davası gibi hani basit bir konuya indirgeyerek olayı kişiselleştirmeye çalışıyor. Bunlar tehlikeli adamlar. Bir de mesela HDP'de destek vermiş İmamoğlu ile kucaklaşmasına. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun samimi kucaklaşma fotoğrafına HDP'den de yorum geldi. Son günlerde HDP'nin öne çıkan isimlerinden basın sorumlusu Tayyip Temel, İmamoğlu'na yapılan büyük haksızlık, kim yanında durursa doğru yapar, bizi rahatsız etmez dedi. Temel kararın İmamoğlu'nun lehine olduğu, Akşener'in fırsatçılık yaptığı gibi değerlendirmeleri de reddetti. Hükümetin Ekrem İmamoğlu'nu elemek istediğini savundu. T24 haber sitesinden Eray Görgül'ün dün çıkan haberine göre Temel'in meşhur kareye ilişkin sözleri şöyle. Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun samimi fotoğraf vermesi partimizi rahatsız etmez. Çünkü Ekrem İmamoğlu'na yapılan büyük bir haksızlık var. Kim ki İmamoğlu'nun yanında durursa, onunla dayanışırsa doğru yapar. Sanki bu karar İmamoğlu'nun lehineymiş gibi değerlendirmeler yapılıyor. Meral Akşener de onu desteklediği için İYİ Parti fırsatçılık yapıyormuş gibi değerlendirmeler de yapılıyor. Bu değerlendirmelerin bir yönü yetersiz ve yanlıştır. Bu kararın amacı Ekrem İmamoğlu gibi bir seçeneği elemektir. Beğeniriz ya da beğenmeyiz, Erdoğan'ın hedefi muhalefeti etrafında toplayabilecek bir adayı diskalifiye ederek seçenekleri azaltmaktır. Şu bölümden ne anladık? Bu bölümden şunu anladık. HDP İYİ Parti'ye Ekrem İmamoğlu üzerinden bizim de adayımız öpücüğü mesajı gönderiyor. Bu
açıklamalardan onu anladık. Bu açıklamadan başka ne anladık? İmamoğlu HDP'nin de adayıymış, onu anladık. Bu iş daha çoğu okusu kaldırır. Çünkü kriz o kadar büyüdü ki, dediğimiz gibi artık gizli saklı kapalı kapılar ardında bu tartışma yürümüyor. Alenen milletin gözünün önünde bu tartışma, bu kriz derinleşiyor ve yürüyor. Buyurun. Altılı Masa'da adaylık krizi derinleşiyor. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyaset yasağı cezasına çarptırılması sonrası İYİ Parti'nin İmamoğlu'nu parlatmasıyla kriz hattı daha da gerildi. Tüm bunların ardından İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray katıldığı bir televizyon programında itiraf niteliğinde bir açıklamaya imza attı. Çıray, Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da bulunmasının İYİ Parti'nin lehine bir durum olduğunu söyledi. Yani onu söyleyeyim, bizim lehimize oldu. Gelmemiş olmasının bir negatif yansıması olmuş mudur Kemal Bey'e? Onu bilmiyorum, anketler yapınca görmek lazım. Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak cezası sonrası Meral Akşener'in İmamoğlu'na adaymış gibi davranması CHP yönetiminde eleştirilere neden oldu. Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a konuşan üst düzey bir CHP yöneticisi, Cumhurbaşkanı adayımızı Meral Akşener belirlemeyecek derken Ekrem İmamoğlu için de belediye başkanı olarak kalacak. Biz iki şey gördük. Bir, Meral Hanım'ın partimizin içine dönük atağını ve bu ataktan bir şey çıkmayacağını gördük. Cumhurbaşkanı adayımızı Meral Hanım belirlemeyecek. Meral Hanım'ın masaya aday getirme hakkı var ama aday belirleme hakkı yok. Parti içine yapılan şeyin çok hoş karşılanmadığını gördük. Meral Hanım CHP'lilerden övgü almadı. Biz İYİ Parti içine karışırsak hangi tepki alacaksak o da böyle girdi, ne olduğunu gördük. Söz veriyorum. CHP ve İYİ Parti arasındaki çıkmaz Saraçhane meydanlarına da Kılıçdaroğlu ve Akşener'in İmamoğlu 16 milyonu mu yoksa 85 milyonu mu temsil ediyor söylemleriyle yansımıştı. Hiç kimse, hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz. Görevini onuruyla ve şerefiyle yapacaktır. Artık 16 milyon İstanbul'un dışında 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu burada Saraçhane'den görüyoruz. İYİ Partili Çıray'ın bir diğer dikkat çeken açıklaması ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye, Türkiye, Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz ifadeleriyle ilgiliydi. Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türk milletinin de çoğunlukla Suriye ile normalleşme taraftarı olduğu ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Çıray, Putin Tayyip Bey'i seçtirmek için içişlerimize karışıyor. Esad işi de o, biz manda mıyız ifadelerini kullandı. Tabii Amerika her şeye burnunu sokarken, değil mi? Türkiye'de işte Amerikancı bir karıncayı bile gözaltına alsanız hop Amerikan Dışişleri Bakanlığı demokrasi, hukuk, özgürlük endişeliyiz derken biz manda mıyız himaye edilelim çıkışı yapma. Şimdi Türkiye Asya'da dostlarıyla, müttefikleriyle buluşunca, ortak politikalar geliştirince, ülkelerin çıkarına politikalar geliştirince, Türkiye'nin de çıkarına olan bu politikayı somutlaştırınca biz manda mıyız? Siz mandasınız da biz değiliz. Himaye edildiğiniz için, yönetildiğiniz için, o masanın bileşeni olduğunuz için bu ifadeyi kullanıyoruz. Çünkü biliyoruz İYİ Parti'yi kimler, niçin, nasıl kurdu. Geçen gün bir yorum gördük. MHP'yi ile geçiremedi ama CHP'yi ile geçirmiş İYİ Parti diyor. İsmet Özçelik krizin ayrıntılarını yazmış, neler olup bittiğini aktarmış. Kılıçdaroğlu'nun hamlesi ne olur diye sormuş. Siyasette gerilim yüksek. Hem ittifaklar arasında hem Millet İttifakı içinde. İmamoğlu-Akşener ikilisinin hamlesi, İmamoğlu kararı sonrası manzara, Amerika'nın aday dayatması, Kılıçdaroğlu'nun kenara itilmek istenmesi, mimikler yalan söylemez, CHP Genel Başkanı çok rahatsız. Ortaya çıkan durum aday belirleme sürecinde yeni aşama. Ama iş bitmiş değil. Kılıçdaroğlu çevresi hareketli.
peş peşe görüşmeler yapılıyor, olası yol haritası tartışılıyor. Daha önce bu köşede belirtmiştim. CHP'de fırtına öncesi sessizlikten söz etmiştim. Partide enerji birikmesine vurgu yapmıştım. Yaşananlar kulis bilgilerimi doğruluyor. Şimdi merak edilen şu, Kılıçdaroğlu bu durumu kabul eder mi? Akşener, İmamoğlu ikilisine boyun eğer mi? Yoksa bir karşı hamlesi olur mu? Kılıçdaroğlu'nu yakından tanıyanlar vazgeçmeyeceği görüşünde edindiğim bilgiler şöyle. İlk hamle geldi. YSK seçim takvimi ilanı sonrası açıklanacaktı. Şimdi öne alınmış görünüyor. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan konuştu. Aday belirleme için tarih verdi. Aralık sonu Ocak başı dedi. Önümüzde en fazla 15-20 gün var. Altılı masa ne der bilinmez ama Kılıçdaroğlu harekete geçmiş durumda. Bu arada bir başka konu İstanbul örgütü. Kulislere yansıyanlara bakılırsa Kılıçdaroğlu örgütten memnun değil. Bir kargaşa yaşandığını, örgütün İstanbul'a hakim olamadığını, İmamoğlu'nun pervasızlığını önleyemediğini düşünüyor. Canan Kaftancıoğlu'nun durumu siyasi yasaklı CHP üyesi de değil, bunun zafiyet yarattığı iddia ediliyor. İmamoğlu'nun dizginlenmesi için İstanbul'a yeni bir atama yapılır mı? Bana göre sürpriz olmaz, hele de son gelişmelerden sonra. CHP'nin önemli bir ismi bir dost meclisinde karşılaştık. İstanbul'dan yeni dönmüştü. Saraçhane'deki buluşmada oradaymış. Biraz tedirgin gördüm, nedenini sordum. Pek konuşmak istemedi. Israr edince şu kadarını söyledi. Birincisi katılım zayıftı. İstanbul'da CHP'nin bir eylemi yüz binler gelmeliydi ama asıl konu başka. Babacan kürsüdeydi. İmamoğlu'na yapılanları eleştirdi. Kalabalıktan tepki cılızdı. Canan Kaftancıoğlu'na yapılanları eleştirdi. Tepki yine cılız kaldı. Ama Demirtaş'a yapılanları eleştirdi. Kalabalıktan güçlü alkış geldi. Parti ne hale gelmiş? Peki Millet İttifakı'nda nasıl bir karar çıkar? Sürekli 6 liderin ortak kararı deniyor. Seçilecek aday vurgusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu adaylıkta ısrar edecek gibi ama ittifakın patronu ABD. Akşener, Babacan, Davutoğlu Amerika'nın adayı, onların da adayı, diğerleri de araziye uyar. Kılıçdaroğlu partinin kendisinde kalmasına razı olur. Ancak ortaya çıkan yeni durum İmamoğlu'nun tepesinde mahkeme kararı, Millet İttifakı adaysız kalabilir diyenler, bu hamurun daha çok su çekeceği ortada. Seçim yaklaşıyor. Normal zamanda olursa 6 aydan az kaldı. Nisan'da olursa 4 ay. Henüz partilerin politikaları belli değil. Vatan Partisi dışında programını açıklayan yok. Yaşanan sığ tartışmalar vatandaş bıkmış halde. İktidar Mehmet Şimşek'ten umut bekliyor. Muhalefet ABD'de, İngiltere'de destek arıyor. Başörtüsü derdindeler. Hepsi hata yarışında. Hepsi hata yarışında. Kimse Türkiye'nin ne derdi var? Türkiye'nin sorunları nasıl çözülür? Bu konuda nasıl çalışma yürütelim? Süreç nasıl hızlandırılır gayretinde değil. Hepsi gemimizi nasıl ilerletiriz? Bu dümeni nasıl bırakmayız? Bunun gayretinde. Şimdiye kadar program açıklayan gördünüz mü? Vizyonlar havada uçuşuyor değil mi? Vizyonunu, biri ekonomi vizyonunu açıklıyor. Biri Türkiye yüzyılı vizyonunu açıklıyor. Sağlam bir program ortaya koyabilen yok. Hepsi hayal satıyor. Her seçimde olduğu gibi. Ama her zaman vurguluyoruz. Bu seçim hayal satanların kazanacağı değil, programların kazanacağı, program ortaya koyanların kazanacağı, mücadele edenler, mücadelede kararlı olanlar, kellesi koltukta savaşanlar, onların kazanacağı bir seçim. Türk milletinin bunların hiçbiri krizlerin üstesinden gelemez fikri de bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Artık sistemin içinde bir çözüm yok. Çözüm sistem dışında program ortaya koyan siyasi partilerde, çözüm Vatan Partisi'nde. Evet, Melike Şahin Allı Turnam'ı seslendirmiş, sizler için hazırladık. Bu sayede kısa bir ara vereceğiz ama bir yere ayrılmayın, daha çok içeriğimiz var.
Allı turna belim turnalar hey. Ah gülüm gülüm, can gülüm gülüm, tutmadı belim turnalar hey. Güne başlarken ikinci bölümüyle devam ediyor. Çok garip, hafta sonunda değildi, güne başlarken demek. Neyse, vekaletçi Seda arkadaşımıza tekrar tekrar geçmiş olsun. Umarım yarın burada olur, değil mi? Yarın sizlerle birlikte olur. PKK'nın siyasi kanadı, Altılı Masa'nın gizli bileşeni HDP ile CHP Amerika'da bir araya geldi. Zaten Altılı Masa'da oturunca Amerika'da bir araya gelmiş de oluyorlar ama bu sefer gerçekten fiziki olarak Amerika'da bir araya geldiler. HDP eş genel başkan yardımcısı Hişyar Özsoy ile CHP'li Ünal Çeviköz Washington'da bir konferansa katıldı.
Çevik Öz ne dedi? Şunu dedi. HDP ile CHP arasında ortak bir nokta olduğu son derece açık dedi. Anlamayanlara duyurulur. CHP hakkında kapatma davası açılan HDP ile Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı konferansta yan yana geldi. Niye devletmişsin sen? Kimsin sen? Geçen günlerde PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş yapmak isteyen HDP dış ilişkilerden sorumlu eş genel başkan yardımcısı Hişyar Özsoy'la CHP milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz 11. Orta Doğu Çalışmaları Enstitüsü yıllık Türkiye konferansında buluştu. CHP'li Çeviköz, Kürtlerin kültürel hakları, ana dilin konuşma ve eğitim haklarının seçimden sonra gündeme geleceğini dile getirdi. Ülkeyi demokratikleştirme konusunda HDP ile CHP arasında ortak bir nokta olduğu son derece açık ifadelerini kullanan Çeviköz, daha sonra Rudav'ın sorularını yanıtladı. Çeviköz, HDP ile bir sorununuz mu var sorusuna, HDP ile hiçbir sorunumuz söz konusu bile değil. HDP'nin siyasi ve hukuki alanda dengeyi sağlayan bir parti olduğunu düşünüyorum dedi. Şimdi ortak noktaları varmış, bu kesinmiş. Sıradaki haberi bu kapsamda dinlemenizi rica ediyorum özellikle. PKK'nın siyasi uzantısı HDP. PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için kritik durum eylem planı açıklayacak. 7 saatlik Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan HDP, eylem planının gerekçesinin terör örgütü elebaşı Öcalan'dan doğrudan haber alınamaması olduğunu savundu. Biz başkan Öcalan'ın heykelini dikeceğiz, heykelini. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için toplantılar, kritik durum planı yaptılar. PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanım. PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Merkez Yürütme Kurulu'nu 17 Aralık'ta topladı. 7 saatlik bir toplantı yapıldığı belirtildi. Toplantının ana gündeminin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan olduğu aktarıldı. HDP, MYK'nın 21 aydır Öcalan'dan doğrudan haber alınmaması nedeniyle kritik durum ilan ettiği ve acil eylem planı hazırladığı bildirildi. Bu konular gündeme gelmedi. Gelmediği gibi bu konularda bir sorun olduğunu da düşünmüyoruz. Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi ile HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın ziyaret başvurularının yanıtsız bırakılması üzerine kararın verildiği kaydedildi. Kritik durum eylem planına ilişkin açıklama ise salı günü yapılacak. Eş genel başkanların salı günü meclis grup toplantısında açıklama yapacağı öne sürüldü. PKK'ya yakın yayın organlarında çıkan haberlere göre kritik durum eylem planı kapsamında HDP Öcalan için iki şehirde miting, bir ilçede kitlesel basın açıklaması yapacak. Program 24 Aralık'ta Adana'da, 25 Aralık'ta Batman'da, 28 Aralık'ta da Şırnak Uludere'de gerçekleştirilmeye çalışılacak. HDP'nin eylemlere ek olarak şartları kabul edilmezse AK Parti hükümetinin hazırladığı başörtüsüne anayasal güvenceyi öngören değişiklik teklifine destek vermeyeceği gelen bilgiler arasında. HDP ile ortak bir ne demiş? Nokta olduğu son derece açık demiş CHP'li Ünal Çeviköz. Haberimiz neydi? Haberimiz de Öcalan için eylem planı. İki ilde ve bir ilçede ortak plan. Şimdi bu kadar çok ortak yön varsa, o Demirtaş sıralıyor ya, daha biz Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz vesaire diye bir projedir, HDP Öcalan'ın bir projesidir gibi. Bunların hepsine ortaksanız madem, o iki ildeki ve bir ilçedeki miting için önerim şudur. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yanına Ünal Çeviköz'ü de alarak, yanına Cumhuriyet Halk Partisi'nin A kadrosunu da alarak o mitinge lütfen katılsın. O da Öcalan için eylem planına dahil olsun. Buraya kadar varan bir ortaklığın olduğunu görüyoruz artık, gözün gördüğünü milletten saklamasınlar ki saklamıyorlar da. Ünal Çeviköz böyle diyor, bunun videosu var, şunu var, Ünal Çeviköz'ün neleri var. Gidip herhangi birine olur mu öyle şey demiş, adam demiş, söylemiş, açıkça söylüyor zaten. Yani bu mitingi de ortak yapsınlar, Saraçhane buluşması o da olur, sana Öcalan buluşması ne olacak? Onu da sindirirler işlerine. Maalesef Hazır İyi Parti'den de bu karanfili görmüşken, bu öpücüğü görmüşken HDP adına bir atak yapmasını bekliyorum açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Aydınlık Gazetesi'nde kalmıştık, birinci sayfasında manşeti verdik.
KOBİ'ler masada olmalı. Sürmanşete gelelim arkadaşlar. Sürmanşete önce gelelim. KOBİ'ler masada olmalı. Tüm işveren sendikaları konfederasyonu, TİSKO Genel Başkanı İlhami Ertaş, KOBİ'lerin asgari ücret tartışmalarında önemli bir muhatap olduğunu söyledi ve ekledi. Ekmek teknemizin güvenliğini birlikte sağlayalım. Asgari ücret tespit komisyonu yarın 3. kez toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, iş yerini ayakta tutacak, işçiye nefes aldıracak ücret belirleyeceklerini söyledi. Tüm işveren sendikaları konfederasyonu her geçen gün ağırlaşan ekonomik koşullarda ücretlerin çalışanlar için yetersiz olduğu kadar işverenler için de karşılanmasının zor hale geldiğini kaydetti. Küçülmeye gitmemek için destekler artırılmalı diyen Başkan Ertaş, asgari ücretin bölgesel ve sektörel olarak belirlenmesini istedi. Şırnak Üniversitesi'nde temizlik başladı. Rektör Mehmet Emin Erkan döneminde atanan ve haklarında FETÖ üyeliği iddiası olanların da aralarında bulunduğu bazı isimler görevden alınmaya başlandı. Bunlardan biri Atatürk, Erdoğan, Bahçeli, Perinçek ve Soylu hakaretleriyle gündeme gelen İhsan Ekin. Diğeri rektör yardımcısı Mehmet Şimşek. Şimşek'in ismi Ekin ve FETÖ'nün akademi imamı Şerif Ali Tekalan arasında olduğu öne sürülen yazışmalarda geçiyor. Eski rektör Erkan gelişmelerden rahatsız demiş. Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ temizliğine ilişkin bu başlı manşeti başlığı atmış sürmanşette Aydınlık Gazetesi. Genç işsizlerin sorununu çözün. Altı inelim arkadaşlar. Altı inelim. Sorunlarına çözüm, özür dilerim. Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay sosyal medyada genç işsizlerin sorularını yanıtladı. Üretimle eğitim arasında bir duvar örüldüğünü vurgulayan Demiralay, Vatan Partisi'nin programı torpile ve rüşvete sondur, herkese eşittir, gençler çözüm için partiye katılmalı dedi demiş. Birinci sayfada bu haberi de görmüş Aydınlık Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'ne geçelim arkadaşlar. 42 yıllık yalanı anlattı başlığını kullanmış Hürriyet Gazetesi. Gündemi sarsan o olayla ilgili. Antalya'da sahte mezuniyet belgesiyle 42 yıl boyunca mimarlık yapan Avni Tekin Aslan dolandırıcılık hikayesini Hürriyet'e anlattı. Geriye dönme fırsatım olsa böyle bir yalan söylemezdim demiş. Sözlerine gerçekten çok pişmanım diye başlayan Tekin Aslan, ailesinin inşaat işleriyle uğraştığını belirtti ve şöyle devam etti. Aslında hiçbir mezuniyetim yok ama inşaat işinden anlarım. O yüzden şantiyelerde kimse şüphe etmedi. İnsan hayatına zarar verecek hiçbir projede yer almadım. Tekin Aslan sahte evrakı nasıl düzenlediğini hatırlamadığını söylüyor. Uzun süre geçti, zaten bir önemi de kalmadı. Rezil rüsva oldum. Tekin Aslan ile aynı projede çalışan bir mimar da hiç şüphelenmedik. Siz mesleği nereden öğrendiniz diyerek sinirlendiği zamanlar da oldu demiş. Diplomanın sahte olduğundan ailesinin de haberi olmadığını söylemiş Tekin Aslan. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Hadi bir de diğer mimarlara da kızıyor. Siz mesleği nereden öğrendiniz, diplomayı nereden aldınız diye. Çok ilginç haber. Ali Tatar'ı unutmadık. Aşağı inelim arkadaşlar. FETÖ'nün kumpası olan amirallere suikast davasının sanığı Yarbay Ali Tatar, maruz kaldığı iftiralar yüzünden 2009'da yaşamına son vermişti. Vefat yıl dönümünde anılan Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar, bu ülkenin Ali'ye borcu var, bu borç adalet yerini bulmadan kapanmaz dedi. Ali Tatar'ın eşi törende kumpası kuran polis ve savcıların daha yeni yargılanacak olmasına dikkat çekti. O kumpasları kuranlar cezaevlerinde, ancak onları cezaevinden çıkarmaya niyeti olan, onları yeniden Türk Devleti'nin içine sokmaya çalışan bir maalesef irade var. Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bunu her fırsatta vurguluyor. Bu vandala en ağır ceza çıksın. Bilge Kağan Korkmaz adlı şehir eşkıyasının yanlışlıkla ayağa basma yüzünden tartıştığı müzisyen Mehmet Dudarık'ı öldüresiye dövme görüntüsü Türkiye'yi dehşete düşürdü. Piz grubunun davulcusu olan MS hastası Mehmet Dudarık yoğun bakıma alındı. Saldırgan Bilge Kağan Korkmaz ise tutuklandı. İfadesini o geceyi anlatan Dudarık'ın arkadaşı Oğuzhan O, özür dilediğimiz halde ikimize de saldırdı. Elinde sert bir cisim olduğunu düşünüyorum dedi.
15 Aralık gecesi konser verdiği mekanın önünde dövülerek hastanelik edilen Mehmet Dudarağ'a ilişkin haber. Devam edelim arkadaşlar. Sabah gazetesiyle şehit eşini CHP işten attı, devlet sahip çıktı. A Haber'e konuştu diye Adana Belediyesi'nden tazminatsız işten atılan şehit eşi Hatice Batırır, Erdoğan'ın talimatıyla Yüreğir Belediyesi'nde işe başladı. Büyükşehir Belediyesi'nde binlerce işçiyi engelli gazi demeden hukuksuz şekilde işten atan Başkan Zeydan Karalar bu kez şehit eşini tazminatsız işten çıkardı. A Haber'e röportaj verdi diye işten atılan şehit eşi Hatice Batırır iki çocuğuyla ortada kaldı. Batırır bir şehit eşine bunu yapmaktan utanmadılar diye tepki gösterdi. Mağduriyeti öğrenen Erdoğan'ın talimatıyla Yüreğir Belediyesi'nde işe giren Batırır, "Cumhurbaşkanımız bana eşimin acısını unutturdu, onunla ne kadar gurur duysak az" demiş, manşette bu haberi görmüş. Saraçhane kumpası tutmaz. Aşağı doğru inelim arkadaşlar. MHP lideri Devlet Bahçeli, Mersin'deki 2023'e doğru aday belli karar net mitinginde coşkulu bir kalabalığa seslendi. İBB Başkanı hakkındaki kesin olmayan karardan sonra düzenlenen Saraçhane kumpası tutmaz, sahte mağdurlara, ucuz kahramanlığa, kağıttan kaplanlara, bukalemun siyasetçilere Türk milleti değer vermez, saygı duymaz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de yapılan mitingde İmamoğlu'ndan tutun da çok sayıda konu hakkında mesajlar verdi. Sıradaki veterimiz bu miting ilişkin. Zillet İttifakı siyasi canlılığını kumandalı iradesiyle, kutuplaşma taktikleriyle sürdürmektedir. Zillet İttifakı oyun içinde oyundur. Cumhuriyet Halk Partisi ve Altılı Masa tamamıyla yabancıların güdümündedir. Milyon dolarlar ödeyerek görevlendirilmiş ücretli ve ithal danışmanlara bel bağlayacak kadar geleneğinden ve siyasi gerçeklerinden kopmuş bir partinin milletimizin yanında olması imkansızdır. Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İngiltere'den bakan Kılıçdaroğlu'nun kiralık akıl hocaları Atatürk'ün partisinin kılavuz kaptanı haline gelmiştir. Bu çirkin manzara sömürgeleşmiş bir partinin işler acısı öyküsüdür. Kesin olmayan 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis kararından sonra Saraçhane tiyatrosu düzenleyenlerin devlete, hükümete ve Türk yargısına saldırması fırsatçılıktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir suç işlemişse bunun sonuçlarına elbette katlanmalıdır. Bu şahsın ne üstünlüğü vardır? Altılı masaya Saraçhane dayatması yapmak ve Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmek için harekete geçmişlerdir. Birbirlerine kazık atanların yargı kararını kucaklaşarak ve sevinç çığlıkları içinde karşılayanların, yeni başlıyoruz diyenlerin gizli kapaklı işler çevirdiğini görmemek için sadece kör değil, akli ve zihni melekeleri de kaybetmek lazımdır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün akşam CNN Türk yayındaydı. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu hakkında verilen karara ilişkin konuştu. Yargıtay cezayı onayladığı an görevden alırım dedi. Bizim kanunlarımızda, anayasamızda, daha doğrusu anayasamızda İçişleri Bakanlığı bizatihi kendine yetki veriyor. Yani kayyumatıma korusu yetki bir, sizin şöyle çünkü. Şöyle bir yetki veriyor. Diyor ki eğer bir kişi görev suçu dolayısıyla kovuşturma ve soruşturmalara tabi tutuluyorsa İçişleri Bakanı bu süreç içerisinde görevden alma hakkına sahiptir. Evet. Anayasa kendi adına bir şey koymuş. Kural koymuş. Kanunda inmiş. Bunu ikiye ayırmış. Bir, terör. İki, görevden kaynaklanan sebepler. Sebepler.
Danıştay'ın kararından sonra. Ama İstinaf ve Yargıtay onayladığı anda siz görevden ben alırım. Alacaksınız. Tabii tabii. Yani ben yapacak başka bir şeyim yok. Heh. Bizim bugüne kadar uygulamalarımızın tamamı böyle. Çünkü artık o Yargıtay'la beraber o kamu görevini yapamaz hale gelmiştir. Heh. O kesinleşmiş. Da kapsı, yani... O kesin karar çıkana kadar ben açığa alırım. O gider Danıştay'a başvurur. Başka türlü başvurular yapar. Bu arada benim yaptığım her işlem de hukuka açıktır. Evet, Süleyman Soylu'nun da bu konuda açıklamaları net de Yargıtay cezayı onayladığı anda İçişleri Bakanı olarak görevden alırım. Ama önce istinaf sonra Yargıtay, bunun yolu var, o karar kesinleştikten sonra dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Evet, nerede kalmıştık arkadaşlar? Akşam gazetesinde mi? Akşam gazetesine bakalım. Türk'ün mirası Harvard'da ders oldu demiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan ve tarafların Türk olduğu 26 milyon dolarlık miras davası dünyanın en prestijli okullarından Harvard Hukuk Fakültesi'nde ders olarak okutuluyor. Literatüre giren dava, Giresunlu iş insanı Hasan Kamil Topçuoğlu'nun 1955'te ölmesiyle başladı. Ölümün ardından yeğeni ve evlatlığı olduğu iddia eden Suzan Karabağ, 26 milyon dolarlık mirasın devri için Amerika Birleşik Devletleri Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme Türkiye ile temasa geçerken gerçekliği kanıtlanmayan bir vasiyetname ile miras Karabağ'a devredildi. Giresun'daki varislerin itirazı ise ikinci ülkenin kanunları Amerika ile çelişirse ABD kanunları geçerlidir gerekçesiyle reddedildi. Bu kararla ilgili de Harvard Hukuk Fakültesi'nde ders verilmiş. İlginç bir haber. Finalde Musk ile görüştü. Erdoğan Katar'da 2022 Dünya Kupası final maçını izlerken Twitter'ın patronu Musk ile de tokalaştı. Ayaküstü sohbet etti. O anlar dün sosyal medyada da yayınlanmıştı. Akşam gazetesinde birinci sayfasında bu haberi görmüş. Beşkuyu'da günde 5300 varil petrol. Gabar'da keşfedilen 150 milyon varillik sahada şu ana kadar 5 kuyu açıldı. İlk keşfin yapıldığı kuyu Şehit Esma Çevik 1 adını alırken günlük çıkarılan petrol miktarı ise 5300 varili buldu. İlk açılan kuyunun da görselini bu şekilde vermiş. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şehit Esma Çevik 1 petrol kuyusundan. Türkiye'nin notu politik nedenlerle düşük tutuluyor. Armatür Derneği Başkanı Turhan sektörü ve ekonomiyi değerlendirdi. Suudi Arabistan ve Mısır'da siparişler patladı. Hedef 5 milyar dolar. Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin altında tutmaları politik. Asgari ücret 450-500 dolar seviyelerinde olmalı. Asıl sorun enflasyon. Armatür müzesi yapıyoruz. El Cezeri'nin musluk çizimi bugünlerle aynı demiş haberin ayrıntısında. Şurada da bir haber var. Gündeme almış mıymamıştım ama dikkat çekeyim şimdi. Oligark merdivenden düşüp öldü. Rus oligark Dmitri Zelenov Fransa'da merdivenden düşerek öldü. Zelenov Ukrayna Savaşı'nı başladığı 28 Şubat'tan bugüne ölen 9. oligark oldu. Şimdi oligark merdivenden düşüp öldü nasıl bir başlıktır? 24 Şubat'tan bu yana ölen 9. oligark olmuş. Tarihi yanlış telaffuz etmişim galiba. Oligark nedir arkadaşlar? Bu başlık nasıl bir başlıktır ya? Oligark merdivenden düşüp öldü. Yani bu adamın adı yok mu, işi yok mu, görevi yok mu, kimi kimsesi yok mu? Oligark merdivenden düşüp öldü. Yani dikkatimi çekmişti böyle bir başlık kullanmaları. Sizin de dikkatinize sunarım. Devam ediyorum. Yeni Şafak gazetesi yeni petrol şehrimiz demiş. 1700 Gabar Dağı'nda bulunan petrol rezervi Şırnak ilini Batman'ın ardından ikinci petrol şehrimiz haline getiriyor. Şırnaklıları heyecanlandıran keşif şehrin çehresini değiştirmeye başlamış. Tankerler petrol sahası ile köyler içinde mekik dokuyor. Petrolün nakli için yollar genişletilip rehabilite ediliyor. Civardaki arazilerin fiyatı da 3 kat artmış. 1700-1800 metre rakımındaki arama çalışmaları aralıksız sürüyor. 350 personel şimdilik günde 5300 varil çıkarıyor. Ancak açılacak yeni kuyularla bu rakam kısa sürede 25.000 varile çıkacak. Sahada çalışan mühendisler Yeni Şafak'a
Gabar'dan yüksek gravitede 150 milyon varil çıkarılabileceği bilgisini verdi. Jandarmalar özel izin alınmadığı sürece petrol sahasına sokmuyor. Çıkan petrol önce Batman'a ulaştırılıyor. Burada işlendikten sonra borularla Hatay 4 yolda bulunan BOTAŞ tesislerine aktarılıyor. Bölge Batman'a çok uzak olmadığı için Gabar'a şimdilik bir işleme tesisi kurulması ise gündemde değil. Farklı kapılar açacak. Osman Basan, bizim topraklarımızda çıkan her şey bizim için nimet. Rezerv bizi istihdam ve farklı kapıların açılmasını sağlayacak diyor. Nadir Sunar ise bölgede arazisi olanların arazimde petrol çıktı diye sevindiğini anlatıyor. Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş de petrole iş kapısı olarak bakıyor. Özür dilerim. Bölge terörden temizlendikçe, bölge PKK'dan temizlendikçe festivaller yapılıyor, huzur iklimi hakim, ekonomik olarak yatırımlar yapılıyor, bölge kalkınıyor. Yıllardır söylediğimiz de, yıllardır istediğimiz de buydu. PKK'yı açılımla değil, PKK'yı silahla bitirirsiniz. PKK'nın başı silahla ezildikten sonra bölge halkı özgürleşti. Bölge ekonomisi de canlanmaya başlandı. İşte her baharda bölgeden haberler veriyoruz, turistler gidiyor. Bölge halkı daha rahat gezip tozup piknik yapabiliyor. Türkiye'den yerli turistler bölgeyi ziyaret ediyor. Önü açıldı. Gladyo'nun başı nerede temizlenirse orada huzur vardır. Şimdi bir Gladyo'dan bir başka Gladyo'ya, FETÖ Gladyo'suna. Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin üzerinden 20 yıl geçti. Suikastin tetikçileri 20 yıl sonra adalete teslim edildi. Son olarak cinayetin faillerinden eski asker Levent Göktaş Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildi. Doçent Doktor Necip Hablemitoğlu FETÖ yapılanmasının peşine düşmüş, Amerika'nın Türkiye'deki planları ile ilgili çok sayıda belge yayınlamıştı. 20 yıl sonra hazırlanan iddianamede cinayeti FETÖ'nün işlediği delilleriyle ortaya konuldu. Gladyo'nun saldırısıyla 20 yıl önce bugün şehit edilen Doçent Doktor Necip Hablemitoğlu cinayetinin failleri tek tek yakalanıyor. Son olarak Levent Göktaş'ta yakalandığı Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildi. Adli makamlara teslim edildi. İki sanık hariç bütün sanıklar tutuklandı. O iki sanık, işte biri Fethullah Gülen, diğeri de Fethullah Gülen'in yardımcısı. O zaman Türkiye imamı, şimdi sanıyorum Fethullah'ın en önemli adamlarından biri, Fethullah'ın yerine adı geçen Mustafa Özcan. FETÖ yapılanmasının peşine düşen Necip Hablemitoğlu, ABD'nin Türkiye'deki planlarıyla ilgili çok sayıda belge yayınlamıştı. Fethullah Gülen'in yargılandığı Ankara Ekinoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'ndeki davanın delilleri arasında Hablemitoğlu'nun örgütün CIA ile bağlantısını ortaya koyan etki ajanları, nüfus casusları ve Fethullahçılar başlıklı raporu da vardı. Hablemitoğlu raporunda Gülen cemaatinin devlet içine sızarak kritik kadroları tuttuğuna dikkati çekmişti. O rapora dayanarak davanın savcısı Nuh Mete Yüksel o tarihte Fethullah Gülen'in CIA ajanı olduğunu duruşmada ek bir mütalede bulunmuş ve kayda geçirmiş. Hablemitoğlu, Köstebek isimli kitabında Gülen cemaatinin silahlı örgüt halini almaya başladığı tespitini yaparak yapıyı Fethullahçılar olarak tanımladı. Örgütün hedefi haline gelen Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de evinin önünde vurularak öldürüldü. Fethullah'ın CIA ile ilişki içinde olduğunu 2002 tarihinde bir kitap yazarak ortaya koyan çok önemli bir isim Hablemitoğlu. Askerler onun MİT müsteşarı olması konusunda bir referans oluyorlar. O zaman Fethullah için bu bir felaket. CIA ajanı olduğunun deşifre olması ve Hablemitoğlu'nun MİT müsteşarı olacağına dair ciddi emarelerin ortaya çıkması öldürülmesine vesile olmuş diyebiliriz. Bu bugün iddianamede söz arasında ifade edilmiş. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden kısa bir süre önce yeniden raftan indirildi. Suikasta ilişkin detaylar yeniden incelendi. Ulaşılan bilgiler cinayetin
FETÖ tarafından işlendiği şüphesini güçlendirdi. O dönem Ukrayna'da bulunan şüpheli eski asker Nuri Gökhan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından 27 Ocak'ta Türkiye'ye getirildi. İfadeleri doğrultusunda yeni operasyonlar yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kasım 2022'de soruşturmayı tamamladı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le birlikte Aydın Köstem, Enver Altaylı, Mustafa Özcan, Levent Göktaş, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Nuri Gökhan Bozkır, Mehmet Narin ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak hakkında dava açıldı. Yargıdan, emniyetten, silahlı kuvvetlerden temizlenmiş olması FETÖ'cülerin bu suikastın ortaya çıkmasının yolunu açtı. 2016'dan sonra FETÖ örgütüne karşı, Gladio'ya karşı Türkiye'nin yürüttüğü mücadele tarihi bir olaydır. NATO ülkeleri içerisinde Gladio'yu tasfiye eden, Gladio'nun üzerine silahla giden, Gladio'nun generallerini hapislere atan başka bir ülke yok. Türkiye Gladio'yla silahla savaşıyor. O savaşın neticesidir. O savaşın sonucunda bu olay aydınlanmıştır. İddianamede suikastın FETÖ tarafından işlendiği delilleriyle ortaya konuldu. Fethullah Gülen, Mustafa Özcan, Enver Altaylı ve Aydın Köstem'in Mustafa Levent Göktaş'ın azmettirmesi sonucunda maktul Necip Hablemitoğlu, Mustafa Levent Göktaş'ın kurduğu suç örgütü tarafından öldürülmüştür denildi. Bu iddianame çok önemli. Onu milletimizin bilgisine soralım, bu davayı izleyelim. İddianamede suikaste ilişkin çarpıcı bilgiler de yer aldı. Sanık Enver Altaylı ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'a gelen 900 bin dolarlık para savcılığın radarına takıldı. İddianameye göre FETÖ yöneticisi Enver Altaylı cinayet sürecindeki kişiler için mali ihtiyacı bu paradan karşıladı. Enver Altaylı çok önemli bir adamdır Gladio içerisinde. Büyük oyundaki Türk diye hakkında kitaplar yazılmış. CIA ajanı Ruzi Nazar'ın dizinin dibinde yetişmiş bir adam. Enver Altaylı dediğiniz Özbekistan eski Cumhurbaşkanı rahmetli İslam Kerimov'a karşı da bir darbe teşebbüsünde adı geçen isimlerden birisiydi. Aynı şekilde Azerbaycan'a Haydar Aliyev'e yapılan darbe girişiminde de belli bazı rollerinin olduğu basınımıza yansımıştı o zaman. Onun durumunun açığa çıkarılmış olması, onun bazı çok önemli cinayetlerde ki rolünün ortaya çıkarılması çok tarihi bir olay yani. Bunu kabul etmek lazım. İddianame bunu ortaya koyuyor. Evet, Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin iddianameyi dün bu stüdyoda Vatan Partisi MYK üyesi avukat Nusret Senem'le birlikte değerlendirmiştik. Sayın Senem'in iddianameye ilişkin gözlemleri çok net bir şekilde yazılmış. Belli ki bu iddianame yargı kararına da dönüşecek diyor. Hakikaten iddianame teknik olarak da net bir şekilde adım adım oluşturulmuş. 20 yıl sonra da olsa adalet yerini bulsun istiyoruz. Yeni Şafak gazetesinde kalmıştık. Tekrar verelim arkadaşlar. Kızıl Elma ailesi demiş. Baykar çalışanları insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın 14 Aralık'ta başarıyla gerçekleşen ilk uçuşunu kutladı. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar 20 yıldır Kızıl Elma'nın hayalini kurduklarını söyledi. Çalışanlar iki uçağın etrafında toplanarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Hemen altında bir önemli haber var. ABD daha önce helikopterle indirme tatbikatları yaptırdığı PKK'lı teröristlere bu kez dalgıçlık eğitimi verdi. Teröristler Münbiç'in Karakozak bölgesindeki eğitimde Fırat Nehri üzerinden Türkiye'ye sızma talimleri yaptı. Örgüte su altında hızla ilerlemeyi sağlayan SEOBOB'lar verildi demiş haberin ayrıntısında. Bakalım daha neler çıkacak karşımıza. İmamoğlu'nun genel başkanı kim? İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay ceza aldıktan sonra İyi Parti lideri Akşener'le samimi görüntüleri ve kucaklaşması CHP'de rahatsızlığa yol açtı. Bazı CHP'liler şaşkınlıklarını İmamoğlu'nun genel başkanı kim, Kılıçdaroğlu mu, Akşener mi sözleriyle ifade etti. Ancak kulislerde parti üzerinde etkili bir genel başkan yardımcısı ile bir grup başkan vekili ve bazı vekillerin İmamoğlu'ndan yana tavır aldıkları konuşuluyor.
Bu iş daha çok su kaldırır. Mesela meclis 2 ay süren bir bütçe maratonu vardı. Bunu tamamladı. Şimdi bu hafta çok yoğun bir mesai var. Bu iş meclise kadar uzayacak. Meclisteki oturumda da, meclis oturumunda da tartışmalar alacak başını gidecek gibi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demersiyev ile görüştü. Tarabya'daki vilayet evlerinde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantının ardından düzenlenen basın açıklamasına konuşan Soylu, Demersiyev ve beraberindeki heyetle çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Bakan Soylu, iki ülke arasındaki komşuluk, tarihi ve kültürel birlikteliğe dikkati çekerek sürekli olarak çözüme yönelik işbirliği halinde olduklarını söyledi ve terörle mücadeledeki ortaklığa dikkat çekti. Komşuluğumuz, tarihi ve kültürel birliğimiz ve bütün bunlarla bugün beraber yürütmekte olduğumuz ve çözmek zorunda olduğumuz meseleler çerçevesinde kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sürekli olarak çözüme yönelik işbirliği halindeyiz. Bir ortak mekanizma oluşturmuş idik. Ve bu ortak mekanizma 6 Aralık'ta çalışmaya başladı. Soylu, uzun zamandır gündemde olan Kırklareli Beyendikli Rezve Deresi'nin üzerinde yeni bir dostluk kapısı açıldığını belirterek, burada yeni bir köprünün yapıldığını, bugün bu köprünün altyapısını tekrar değerlendirdiklerini dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın talimatları çerçevesinde son yapılan görüşmede alınan karar ile birlikte hem Kapıkule hem de Hamzabeyli sınır kapılarında gerek teknolojik dönüşümün sağlanması, gerekse de kapasitenin artırılması hususunda Sayın Demirci ve bizde de hem Ticaret Bakanımızla hem İçişleri Bakanlığı ile birlikte bir çalışma hemen başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın 3. ve son toplantısını yapacak. Yarınki toplantıda asgari ücret netleşmiş olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin diyor ki, işletmeleri ayakta tutacak ücret olmalı. Hem işletmeleri hem işçiyi ayakta tutacak ücret olmalı, ama bu konuyla ilişkin söyleyeceklerimiz de var. Şu haberden sonra, aktaracağımız haberden sonra vereceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın son kez bir araya geleceğini belirterek, İşverenlerimizin ve işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesi olmalı. İşletme olmazsa işveren olmaz, işveren olmazsa işçi olmaz demiş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Erzurum temasları kapsamında önce Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'na, ardından MHP Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Temasları kapsamında asgari ücret görüşmeleri hakkında bilgi veren Bilgin, yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını söyledi. Bilgin, toplantıda ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum. Orada esas problem şudur: emekçilerimizi enflasyonun baskısından kurtaracak, nefes almalarını sağlayacak bir ücret seviyesinin belirlenmesi. Bunun yanı sıra da işverenlerimizin ve işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesinin olması. Çünkü iş yeri olmazsa işletme olmazsa, işveren olmazsa işçi olmaz. Onun için işletmeyi ayakta tutacak ama işimize rahat nefes aldıracak, enflasyonun tahribatından onu koruyacak bir asgari ücret seviyesinin de belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar konusuna ilişkinde teknik çalışmaların tamamlanmak üzere de olduğunu söyleyen Bilgin, eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için özellikle özel sektörde çalışan sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Bunların herhangi bir kaybı olmasın, kayıt dışında kalanların da kaydının alınması, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor demiş. Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışma olduğunu dile getiren Bilgin şunları kaydetti. Yurt dışından çalışanların ya da Türkiye'de çalışmış sonra yurt dışına gitmiş olan işçilerimizin talepleri var. Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışma var.
İnşallah bütün bunları bitireceğiz. O konuda da tedbirleri alıyoruz. Kıdem tazminatının ödenmesi için KGF'den bir kredi verilmesi konusunu Maliye Bakanımız Nurettin Nebati Bey ile çözdük. Süreç başladığı zaman bunlarda herhangi bir sorun olmayacak. Bu meseleleri çözerek Türkiye ilerleyecek. Sosyal problemlerin, ekonomide problemlerin yoğunlaştığı dönemde daha fazla ön plana çıktığını işaret eden Bilgin, asgari ücret neden bu kadar Türkiye'nin gündemine geliyor? Çünkü Türkiye enflasyon üstü ortamda yaşıyor. Bu konjonktürel bir durumdur. Bu geçecektir ama bu konjonktürel durumunda verdiği tahribatlar vardır. Bunları onarmak, tahribatların meydana getirdiği zararları ortadan kaldırmak bizim sosyal politika tedbirleriyle yapacağımız işlerdir ifadelerini kullandı. Asgari ücrette düğüm çözülüyor, gözler yarın yapılacak 3. toplantıya çevrildi. Türk İş'in kırmızı çizgimiz olarak ifade ettiği 7.785 liralık rakamın aşılmasına Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Asgari ücrette %50-55 arasında bir artışın yapılabileceği ifade ediliyor. Eğer artışlar bu oranda gerçekleşirse asgari ücretin %50'lik artışla 8.250 TL'ye, %55 artışla ise 8.500 TL'ye ulaşması bekleniyor. Masada işveren kesiminin de talepleri dikkate alınıyor. İşverenlerin her asgari ücretli için 100-150 liralık kendilerine destek sağlanması yönünde isteklerinin olduğu belirtiliyor. Yapılacak son toplantıda işverenin talepleri de karara bağlanması bekleniyor. Üçüncü toplantı yarın saat 14'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Saadettin Akyıl, Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katılacak. Toplantıdan bir karar alınması halinde rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak demiş. Evet, enflasyon baskısından işçiyi ve işvereni kurtarmak adına asgari ücretin arttırılması. Bunun yerine enflasyonun baskısını ortadan kaldırmaya yönelik hamlelerin yapılması olmaz. Neden? Çünkü bunlar uzun vadede. Uzun vadede olacak bir şey. Seçim kazandırır mı? Kazandırmaz değil mi? Ne diyecekler? 10 yıl önce asgari ücret şu kadardı. Hadi 10 yıl önce de onlar vardı da değil mi? Soner. 20 yıl önce de onlar vardı. 20 yıl önce o yoktu mantıken. Asgari ücret şu kadardı. 5 simit 3 çay alabiliyordunuz. Şimdi bakın 10 simit 5 çay içebiliyorsunuz gibisinden. Önemli olan enflasyon baskısı olayını ortadan kaldırabilmek. Bunu kısa vade, uzun vade, seçim süreci düşünmeden Türkiye'nin geleceği adına adımlar atarak yapabilmek. Onu yaparsanız seçimde kazanırsınız zaten. Bu da ayrı konu. Tamamen ortadan kaldırdı. Gördünüz mü bak Türkiye üretiyor, ayakları üzerinde duruyor diye bir algı oluşturursunuz. Bunun zeminini yaparsanız ama yapabilir mi? Mehmet Şimşek de poz veriyor. Mehmet Şimşek Asgari Ücret Komisyonu biliyorsunuz işçi, işveren ve devletin eşit katılımıyla yapılan bir süreçtir. Yani önümüzdeki günlerde salı günü tekrar asgari ücret komisyonu toplanacak. İnşallah bu toplantıdan sonra asgari ücretin müzakeresinde bir uzlaşmaya varacağız ve milletimizin beklediği, emekçilerimizin beklediği bir ücret seviyesine, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde bir uzlaşma sağlayacağız. Emekçilerimizi koruyan, onları tatmin eden, onların hayat şartlarını aşmalarına katkı yapacak bir ücret seviyesinde Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum. Date de bu ay sonuna kadar tamamlayıp bitireceğimizi zaten kamuoyuyla paylaştım. Bazı teknik sorunlar var. O sorunlar çözülüyor. Değerlendirmesini yapacağız. Bütün bu bilgiler, verilerin ortaya çıkmasından sonra o zaman da bu sorun nasıl çözüleceğine dair karar verilecek. Olmaz olmaz. Mehmet Şimşekler'den vesaire umut bekleyenler olmaz. Enflasyon baskısını tamamen orada üretim yapacaksın falan. Onun siyasi başka anlamları var. Dışarıya yönelik başka anlamları olur. Kim bunu ortaya koyuyor? Altılı Masa mı değil? Altılı Masa'nın o bileşenlerinden herhangi biri mi değil? Onlar Ali Babacan'ın programına talip. Ali Babacan kim? Ali Babacan da Amerika'nın programını uygulayan ekonomiden sorumlu bakandı. Bu hükümetin hani krizi bu hükümete tamamen yıkma olayı var ya, %50 ise öbürü %50'si de o masada kalmış oluyor. Biz de o programa uyacağız diyor. Zaten bu hale getirenlerden bir tanesi de o.
Kim üretim diyor, kim üretim devrimi diyor, kim üretmeliyiz diyor, kim ucuz enerji diyor, kim ucuz gübre diyor, kim ucuz mazot diyor, kim çiftçimiz kambur ilan edilemez diyor, kim Türk çiftçisini kalkındıralım diyor, kim topraklarımızı işleyelim diyor, kim sofralara bereket, evlere huzur, çarşılara şenlik diyor. İşte o parti, o parti, o partinin programı Türkiye'yi düzlüğe çıkarır, temize çıkarır. Evet, ağlamaya gerek yok. Çünkü Melike Şahin yine çok iyi seslendirmiş. Bu cehennem, bu cennet, bu davet, bu hasret, bu memleket bizim. Bu cehennem, bu cennet, bu davet, bu hasret, bu memleket bizim. Bu cehennem, bu cennet, bu davet, bu hasret, bu memleket. Evet, devam ediyoruz güne başlarken programımıza. Unuttum bir anda, hafta sonu diyecektim. Türkiye Gazetesi'nin manşetine bakalım. Tekstilde Avrupa Birliği alarmı demiş Türkiye Gazetesi. Avrupa'daki kriz ihracatımızı düşürdü. Gıda ve enerji masrafının derdine düşen Avrupa Birliği vatandaşları giyim alışverişini arka plana itti. Tekstil ihracatımız %20 azaldı. Enerji, yani tek bir pazara bağımlılık da kötü. Enerji krizi ve yüksek enflasyon Avrupa'da durgunluk endişesini artırdı. Birkaç yıl önce rahat harcama yapan halk mecburi tasarrufa yöneldi. Öncelik gıda ve enerji giderlerini karşılamaya verildi. Giyim ve zaruri olmayan diğer masraflar ertelendi. Bu tabloda bölgenin tekstil üssü Türkiye'nin siparişlerinde düşüşe yol açtı. Hazır giyim ve tekstil ihracatında %15-20 civarında azalma oldu. Tekstil sektörü, Avrupalı firmalar stoklarını dengeli tutmaya çalışıyor. Batı'da yeni yılda hediye alışkanlığı var. Yılbaşı satışları iyi geçerse stokları bitecek. Tekrar siparişler başlayacak. Bu da ihracatı olumlu etkileyecek diyor demiş haberin ayrıntısında. 2023 proje yolu yılı. Teknoloji ülkesi Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılında dev projeler hazırladı. TOG, Milli Muharip Uçak, Yeni Uydular, 5G teknolojisi, yerli elektrikli tren seti, nükleer güç santrali ve daha birçok yenilik 2023'te hayatımıza girecek. İlk uzay yolcularımız da belli olacak demiş. Haber birinci sayfada bu şekilde görülmüş. Karadeniz hamsi dolu. Aşağı inelim arkadaşlar. Tezgaha 70 liradan çıkan hamsiden nihayet güzel haber geldi. Karadeniz'e açılan tekneler tıka basa balıkla limana döndü. Sadece Kastamonu'da bir gecede 100 ton hamsi avlandı. Balıkçılar kar yağarsa hamsi daha da bollaşır, fiyat düşer dedi. Karadeniz hamsi dolu başlıklı haberde. Tabii üretim, 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 her yerde üretim. Üreticilerimizin mağduriyetine karşı da duyarlılık, duyarlılık, duyarlılık. Antalya'da seraları sel vurdu. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe'den önemli bir uyarı geldi. Kökçe, fiyatların düşmesine rağmen sel oldu bahanesiyle büyükşehirde fiyatların arttırıldığını söyledi. Sofraları boş bırakmayız diyen üreticiler yetkililere, fırsatçılara engel olun çağrısı yaptı. Çok ciddi bir zarar gördü. Ortalama 12.500-13.000 dönüm civarında ört altı seramız yerle bir oldu. Antalya'da Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, sel nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret etti. Bizim selden önceki domatesin fiyatları 11 lira, 12 lira, 13 liraya giderken şimdi bizim domatesimizi 10 liraya alanımız yok. Kökçe, selin etkili olduğu Yeni, Göksu ve Kum mahallelerindeki üreticilerle bir araya geldi. Biz asla sofraları boş bırakmayız. Kumluca Ziraat Odası Başkanı, büyük şehirlerde bazı kişilerin seli bahane ederek sebze ve meyve fiyatlarını arttırdığını söyledi. Bu aradaki garabustacılar bizleri çok fazla üzdü. Sebze fiyatlarımız halde düşüştedir. Kesinlikle halde mallarımız mevcuttur. Ama akşam televizyonu izlediğimiz zaman gerçekten çok ciddi fahiş rakamlara satılmaktadır.
Silin yaşandığı 12 Aralık'ta Kumluca toptancı halinde domates 12, biber 10, patlıcan ve salatalık 9 liradan satılıyordu. Şu sıralar domates 11, biber, patlıcan ve salatalık 8 liradan satılıyor. Burada fiyatlar artmamasına rağmen İstanbul veya büyük şehirlerde fiyatların çok yüksek fiyatta çıktığını, Kumluca'da artık mal yok, mal gelmiyor diyorlar ve ciddi bir şekilde fiyat yükseliyor. Kökçe, fiyatların düşmesine rağmen büyük şehirlerde fiyatların yükseltilmesine ve sel nedeniyle böyle oldu denmesine tepki gösterdi. Ama fiyatlar düşmesine rağmen fiyatlar arttı demeleri biz çiftçiler çok fazla üzüyor. Zaten zarar içerisinde zor durumdayız. Bir de bu şekildeki söylentiler bizleri inanılmaz şekilde üzüyor. Yetkililerin kara borsacılara, fırsatçılara geçit vermemesi talep ediliyor. Hem çiftçinin hem üreticinin mağdur edilmemesi isteniyor. Seraları selden zarar gören çiftçiler ürünlerini kurtarabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Bazı üreticiler seyreltme yaparak bitkilerin yükünü azaltmaya çalışıyor. Antalya'da etkili olan kuvvetli yağışın ardından Kumluca, Finikeli, Cemre ilçelerinde sel yaşanmış, örtü altı tarımda önemli paya sahip Kumluca'da çok sayıda sera ve tarım arazisinde zarar oluşmuştu. Evet, manşet turuyla devam ediyoruz. Avrupa'ya vize dersi demiş Milliyet gazetesi. Türkiye vize uygulamasında sorun yaşayan Avrupa Birliği ülkelerine pratik vize verme yöntemlerine ilişkin tecrübelerini aktardı. Dışişleri temsilcileri Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri, arkadaşlar inebilir miyiz gazetede? Aşağıyı görelim, alt tarafı görelim. Dışişleri temsilcileri Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerle yaşadığı vize sorunu hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne briefing verdi. Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, pandemide düşen vize talebine bağlı olarak Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin büyükelçilik ve konsolosluk personelini azalttığını, buna bugün ise 3,5 milyon vize başvurusuyla karşı karşıya kaldıklarını vurguladı. Bu nedenle Batı ülkelerinin büyükelçilerini 3 kez toplantıya çağırdıklarını söyleyen Kaymakçı, Türkiye'nin yaptıklarını anlattık. Örneğin Hollanda, Almanya, Polonya bizim yöntemlerden yararlanacağını söyledi. Türkiye'nin yılda 1.7 milyon vizeyi hangi pratiklikle verdiğine ve verilen vizelerin ne kadar sağlam temellere dayandığını, istenirse bunun yapılabileceğini gösterdik demiş. Solda bir spot var, 5 artı 1 formülü diye altılı masaya. Altılı masada 5 artı 1 ve yetkileri artırılmış Cumhurbaşkan Yardımcılığı formülü tartışılıyor. Buna göre liderlerden biri ortak Cumhurbaşkanı adayı, diğer 5 lider yetkileri artırılmış Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde 6 liderin ortak imzası olacak demiş. Cumhurbaşkanı adayı belli değil. Millet İttifakı dağılacak mı dağılmayacak mı belli değil. Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir hamle yapacak belli değil. Kaldı ki o ortaya konulan siyasetlerin halk nezdinde karşılığının olmadığı da ortada. Ama şimdiden pastayı bölme gayretindeler. Sen Cumhurbaşkanı yardımcısı ol, ben şöyle olayım, şöyle olsun. Şimdiden herkes pastayı paylaşma derdinde. Program yine ortaya koymuyorlar. İş gelip dönüp dolaşıp ona geliyor. Konuştukları hiçbir konuda, yaptıkları hiçbir açıklamada, imzaladıkları hiçbir ortak metinde bir program yok. Bir program yok. Bir de Türkiye'nin mücadelesi hep amalı fakatlı destekleniyor. Suriye'de YÖ'ye yönelik operasyonu destekliyoruz ama, desteklemiyorlar da, terörle mücadelesini Mehmetçiğin destekliyoruz ama, Mehmetçik senin amana muhtaç değil mi canımın içi ya. Sözcü gazetesine geçelim. Soner. Soner iyisin bugün, iyi. Üzgünsün ama olsun be. Messi de kazansın birazcık. Soner hep sen mi kazanacaksın? Erdoğan'ın menüsünü de enflasyon vurmuş. Manda yoğurdu, kestane balı ve Medine hurması zamlandı demiş. Erdoğan'ın geçtiğimiz Mart'ta şifa reçetesi diye açıkladığı gıdaların fiyatları 2-3 kat arttı. Manda yoğurdunun kilosu 45 liradan 80 liraya, kestane balı ise 345 liradan 800'e çıktı.
CHP milletvekili İlhami Özcan Aygun, Erdoğan'ın yediği gıdaları meclise getirip kürsüde tek tek eleştirdi. Erdoğan'ın geçtiğimiz Mart ayında Tokat'ta açıkladığı şifa reçetesinin %100 ila 300 arasında zamlandığını belirten Aygun, vatandaşı siz düşünün artık dedi ve ekledi. Cumhurbaşkanımız özel manda yoğurdu, yulaf, kestane balı, medin hurması yiyor, beyaz çay içiyor ama halkımız meyve sebzeyi pazardan taneyle alıyor. Pahalılık yüzünden çocuklar yatağa aç giriyor, beslenme çantalarına bayat ekmek konuyor demiş haberin ayrıntısında. Kolonoskopi için 1,5 yıl verdiler, sonra 1,5 yıl sonraya randevu verdiler diye bir haber var. Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde kolonoskopi için bir hastaya 29 Mayıs 2024'de gün verilmesi tepki çekti. Skandal hastanın randevu kağıdını sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. Vatandaşlar 300 lira muayene ücreti yatırılınca bir haftaya kolonoskopi randevusu verildiğini söyleyip hastanenin ticarethaneye döndüğünden şikayetçi oldu. Bakanı göreve çağırdı demiş. Sağlıkta büyük sorunlar var. Bu sağlığa ve sağlık çalışanlarına özür dilerim. Şiddetten tutun da ilaç yetersizliğine kadar maalesef her kademesinde büyük sorunlar var. Ama onu çözecek bir baba yiğit hükümette de Millet İttifakı'nda da yok maalesef. Türkiye'de yaşanan ilaç arzı sorunu milli ilaç üretiminin eksikliğiyle kriz boyutuna ulaştı. Türk Eczacıları Birliği eski başkanı Erdoğan Çolak, Türkiye'nin 1950'lerden bu yana ilaç ürettiğini ancak bunların milli ilaçlar olmadığını söyledi. Türkiye'nin yaşadığı bu sorun ilaçla dışa bağımlılıktan kaynaklanıyor dedi. Türkiye kendine ait bir yerli, milli ya da ulusal bir ilaç üretimi noktasında sıkıntılı. Böyle bir üretimi yok. Ancak Türkiye fason üretim yapıyor. Yani yurt dışında bulunan, üretilen, patente alınan ürünlerin 20-25 yıllık patent süresi bittikten sonra eşdeğerini üretebiliyor. Türkiye 1950'lerden beri ilaç üreten ülkelerden birisi, ancak kendine ait ilacı da olmayan ülkelerden birisi. Türkiye dışarıdaki ürünleri iç piyasada üretiyor. Buysa hem ilaçta kullanılan etken maddede hem de ambalaj ürünlerinde dışa bağlılık anlamına geliyor. Fason üretimin de yani eşdeğer ilaç üretiminin de etken maddesi, yardımcı maddeleri, şişesi, ambalajı yine yurt dışından geliyor. Hı hı. Öyle olunca gerçekten burada ciddi bir sorun ortaya çıkıyor. Yurt dışı bağımlılığımız da yurt içine ilacın girişini ve üretimini engelliyor. Dolayısıyla bir ilaç yokluğu sorunu yaklaşık bir yıldan fazladır devam ediyor maalesef. Çolak, Türkiye'de yaşanan krizin nedeni olarak planlama ve Ar-Ge eksikliğini gösterdi. Planlama eksikliği var Türkiye'nin. İlaç sanayi üretim merkezlerimiz var. Hatta teknolojik olarak çok iyi düzeyde. Kadrolarımız var, bunu üretebilecek bilim insanlarımız var, üniversitelerimiz var. Peki biz niye üretemiyoruz? Biz bu ilaç sanayinin elde ettiği gelirin önemli bir kısmını Ar-Ge faaliyetlerine ayırmadığımız için bu gelir, elde edilen geliri farklı alanlarda kullanabildiğimiz için. Devletin bu konuda teşvik yapması gerektiğine de dikkat çeken Çolak, bir ilaç ve eczacılık politikasının gerekliliğine de dikkat çekti. Yeterince Ar-Ge'ye para ayrılmıyor, denetlenmiyor. Devletin bu konuda teşvik ve önerileri yok. Öyle olunca da biz 1950'lerden beri ilaç üreten ama bir türlü kendi ilacını üretemeyen, eşdeğer ilaç üreten ülkelerden birisi vaziyetindeyiz. Bunda hem devletin bu konuda bir politikasının, bir sağlık, ilaç, eczacılık politikasının olmamasından kaynaklı hem de ilaç firmalarının bu alana para yatırmayı çok önemsememelerinden kaynaklı. 27 Kasım'da yapılan eczacılar mitinginin önemini anlatan Çolak, paydaşlarla işbirliği ilaç sorununun çözülmesinde önemli bir adım dedi. Bundan sonraki süreçte hani karşılıklı sektörün paydaşlarını alıp konuşarak bir ilaç, eczacılık ve sağlık politikası oluşturmadığımız sürece ve bunu dört baş mamuk hale getirmediğimiz sürece
bu işin çözülme şansı yok. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim manşet turuna. Demokrasiyi zehirliyorlar demiş Cumhuriyet Gazetesi. CHP İmamoğlu kararı ve AKP'nin teklifi için net konuştu. CHP hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AKP'nin başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifine ilişkin dert başörtüsü değil seçimi zehirlemek, ekonomiyi yozlaşma konuşulmasın, aile ahlak konuşulsun, konuşulsun istiyorlar. Yeni anayasa yeni meclisin işi olmalı ve öyle kalacak dedi. Erkek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili ise Soylu'nun cesareti varsa uzaklaştırsın. İstanbul'u kaybettiler, Türkiye'yi de kaybedecekler. Biz kazandığımızda aslında kendileri de kurtulacak. Çünkü gittikçe daha çok hata yapıyorlar ifadelerini kullandı. Batı'da İmamoğlu davasında iktidarın bariz müdahalesi olduğunu ve gelecek seçim sürecinde antidemokratik siyasi manevralar yapılabileceği görüşü dillendiriliyor demiş. Elçin Poyrazlar Batı ülkeleri kaygılı diye. Zaten ne zaman Demirtaş'a bir şey olsa, ne zaman Osman Kavala mevzusu gündeme gelse, ne zaman işte İmamoğlu hakkında yargı kararı çıktı, Batı hep kaygılı. Batı hep kaygılı. Çünkü Batı kendi adamının bu şekilde cezalar alması. Hani şunu demiyor mesela değil mi? Ahmak dedi kardeşim, hakaret etti, hakaretten yargı. Aslında işin hukuki boyutu da son derece doğru Soner değil mi? İşte hukuka uygun, verilen ceza da hukuka uygun. Sadece bir manevra yapıp buradan nasıl kazanç elde ederim, nasıl buradan zirveye doğru tırmanırım, bunun kaygısı güdülüyor. Batı'nın kaygısı da farklı tabii. O yeniden hani bizim iktidarımız Türkiye'de iktidar olsun, bizim seçeceğimiz adam Türkiye'de iktidar olsun, o onun kaygısı, o kaygı başka. İstanbul onlar için ganimet demiş Erdal Atabek. Önümüzdeki süreç onlar için bir demokrasi yarışı değildir, savaşımları cihattır. Karşılarında rakipleri değil düşmanları vardır. Seçim için her şey yapılmalıdır. Oho, çok yükseğe koymuş çıtayı. Zeytine sadakat için buluştular. Aşağı doğru inelim. İzmir Seferi Sar'da zeytine sadakat buluşması düzenlendi. Üreticilere 1500 zeytin fidanı dağıtıldı. Başkan Tunç Soyer AKP tarafından meclisteki komisyondan son anda çekilen yasa tasarısını hatırlattı. Soyer direnç görmezsek zeytinlikler madene açılır mı diye uğraşıp duruyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz dedi, birinci sayfadan görmüş. İstanbul'da yükselen ev fiyatları Miami ve Liverpool ile yarışıyor. Taşı toprağı altın, yurttaşın konut sahibi olması imkansız hale geldi. Sektör temsilcileri Kurtköy'de bile metrekare yapı maliyeti 2000 dolar, merkeze yaklaştıkça 3000 doları buluyor, satışa çıkışı da 4000 dolar diyor. Bu fiyata Liverpool ve Miami'den daire satın alınabiliyor demiş. İktidardan zam yapmayın uyarısı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın otomotiv sektörü temsilcilerini toplantıya çağırıp 17 Şubat 2023'te açıklanacak yeni ekonomi önlemlerine kadar zam konusunda dikkatli olun dediği öğrenildi. Otomobil fiyatları artıyor. Aynı artmasın da benzin fiyatları da artmasın be. Bakın otobüsçüler mağdur oldu Ankara'da. Özel ulaşım sistemi çıkmaza girmiştir. Acil kamucu çözüm. Özel halk otobüsleri artan mazot maliyetleri nedeniyle trafiğe çıkamadı. Ankara'da otobüs taşımacılığı tamamen Büyükşehir Belediyesi eliyle, yani kamu eliyle yapılmalıdır. Akaryakıt fiyatlarının artması nedeniyle zorluk çeken özel halk otobüsü şoförleri Ankara'da çok sayıda eyleme imza atmıştı. 4,5 olan mazot şimdi 22 lira oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde günlerce eylem yapılmasının ardından otobüs biletlerine bir miktar zam yapılmıştı. Ancak gelen zamlar vatandaşı mağdur ederken otobüs esnafına da çözüm olmadı. Özel halk otobüsleri sistemi akaryakıt fiyatları karşısında iflas etmiş durumdadır. Artan akaryakıt maliyetleri karşısında özel halk otobüsü şoförleri 17 Aralık'ta kontak kapatmak zorunda kaldı. Benzin alamayan otobüs esnafı trafiğe çıkamadı. Bu durum vatandaşı da mağdur etti. Derhal toplu taşıma esnaflarının da talebi olan özel halk otobüslerinin kiralanması uygulamasına gidilmelidir. Enerji güvenliği komşularla dostluk temelinde hızla
sağlanmalıdır. Şoförlere destek ve çözüm önerisi Vatan Partisi'nden gelmişti. Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz konuyla ilgili 10 Mart 2022 tarihinde bir açıklama yaptı. Özel ulaşım sistemine kamucu öneriler sunan Tokgöz, ulaşım ve enerji güvenliği için komşularla işbirliğini vurguladı. Evet, manşet turuyla devam edelim. Sıradaki gazetemiz gelsin arkadaşlar ekrana. Ne kaldı? Karar Gazetesi mi kaldı? Teşhis var, tedavi yok. Türkiye, Zimbabwe, Lübnan ve Venezuela'dan sonra gıda enflasyonu en yüksek 4. ülke oldu. Politikasızlıkla, günü kurtarma ve suçlu arama hamleleriyle gelinen nokta Cumhurbaşkanı'nın 6 yıl önceki konuşmasını akıllara getirdi. Toprak var ama planlama yok, mera var ama et fiyatları uçmuş sözleri doğru teşhisi koymuş ancak orada unutulmuş bu tespitler hatırlanıp acil adım atılmalı dedirtti. Gübreden mazota katlanan maliyetler tarlada fiyatları patlattı. TÜİK verilerine göre bile tarım enflasyonu yıllık %169'u aştı. Uzmanların rafta, kasapta el yakan fiyatların nedeni bir tarım politikasının olmaması uyarına rağmen hükümet marketleri sorumlu tuttu. Vahim tabloyu ise Dünya Bankası verileri ortaya koydu. Yıllık gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülkeler Zimbabwe, Lübnan, Venezuela ve %102 ile Türkiye oldu. Türkiye, Ruanda, Surinam ve Gana'nın üstüne çıktı. Çarpıcı liste Cumhurbaşkanı'nın milli tarım projesindeki konuşmasını gündeme taşıdı. Erdoğan'ın olmamız gereken yerin çok uzağındayız, toprağımız var ama doğru planlama yapamıyoruz, meralarımız var, mecra nereden çıktı? Meralarımız var ama ithalat yapıyoruz, bu kabul edilemez sözleri dikkat çekti. Çiftçiyi tarladan kaçıran 85 milyonun sofrasını ilgilendiren yakıcı soruna çözüm bulunması gerektiği belirtildi. Şimdi ben böyle şeylerde hep aklıma bir şarkı gelir. Bakkal amca şarkısı. Çok komik olacak ama bakkal amca, bakkal amca onun var mı? Var diyor. Yağın var mı? O da var. Şekerin var mı? Var. Hani bakkalda bile bunların bulunması çok pahalıya gelir şu döneme ama var diyor bakkal. Hani kullanın, ben bunları satmayacağım. Kullan. Ne duruyorsun diyor vatandaş. Ne yapayım diyor bakkal amca. Helva yapsana diyor. Şimdi adam bakkal. Bakkal amca nasıl helva yapsın? Bakkal amca malzemeyi satar değil mi? Cumhurbaşkanı malzemeyi satmış. Öyle düşünün. İşte meramız var, işleyemiyoruz, tarlamız var, ekemiyoruz, ürünümüz var, biçemiyoruz gibi satmış. Arkadaşlar bir de yetenek de gerek değil mi? Doğru ürün, doğru malzeme, doğru teşhis, bir de onları yapabilecek usta bir el gerekti. Şimdi bakalım o usta el kim? Ali Babacan mıydı mesela o ekonomik politikalarını bugünlere taşıyan AK Parti'nin? Ali Babacan, hayır. Ali Babacan diyordu ki, ekmeyelim, biçmeyelim, üretmeyelim. Ya şu kalem değil mi? Kalemi biz üretmeyelim. Niye? Sürümden alırız, daha ucuza gelir, kazanırız. Ama Ali Babacan şunu unutmuştu demeyeyim. Ali Babacan şunu arka plana itmiştik ama oyundan saklamıştı. Yarın öbür gün olası bir kriz durumunda, yani bugünlerde, o zaman ne yapacağız? Fabrikaları kapatmışsın, işçiyi çıkarmışsın, ham maddede sıkıntı yaşıyorsun, dövize bağımlı olmuşsun, para zaten gelmiyor, sıcak para da kesilmiş. O çok güvendiğiniz sıcak para da kesilmiş. O zaman bu kalemin fiyatı, ha o dönem ucuza alıyorduk. 1,5 liraydı, 2 liraydı. Şimdi bu kalemi 10 liradan aşağı vermezler. Aynı şey gıda için de geçerli. Enerjinizi dışarıdan alın, gübrenizi dışarıdan alın. Elektrik dağıtımını özel şirketlerin üzerine yükleyin. Çiftçi borcunu ödeyemediği zaman gitsin, ümüğüne çöksün, alsın, haciz etsin, traktörünü vesaire ne varsa suyunu kessin, o da üretemez hale gelsin. Nasıl yapacaksınız ki bunu? Şimdi Karar Gazetesi'ne bakalım. Kim Karar Gazetesi? Stratejik Derinlik Gazetesi değil mi? Ben hep böyle tanımlıyorum. O da Altılı Masa'nın ortaklarından bir tanesi. Altılı Masa'da ekonomi politikasını kim yönetecek? Soner? Gene Ali Babacan. Kemal Bey öyle diyor. Avrupa Birliği Büyükelçilerine var mı bir ekonomi politikası? Var diyor. Ali Babacan Bey bir ekonomi programı yapmış. Biz de ona dahil olacağız diyor. Ali Babacan'ın yapacağı ekonomi programı işte bu kadar. Mera var, ekemez. Tarla var, biçemez. Çiftçiyi mağdur eder, kambur ilan eder. Sıcak paraya bel bağlatır. Faiz indirir, kaldırır, bilmem ne yapar. Merkez Bankası bağımsızdır diye Merkez Bankası'nı Avrupa'ya, Amerika'ya bağımlı kılmaya, bağımlı olmasını devam ettirmeye yeltenir. Ali Babacan'ın
Bilgisi, ekonomisi bu kadar. Ya bilgisi demeyeyim. Bence de ben şuna inanıyorum. İhanetle cehalet arasında çok ince bir çizgi var. Ben cahil olmadıklarını düşünüyorum açıkçası. Bu kadar net. Evet, süremiz bitti. Süremiz bitti. Bugün Seda Anık arkadaşımızın yerine kendisi hasta olduğu için güne başlarken programda sizlerle birlikte olduk. Umarım bir hata yapmamışızdır. Umarım Seda'nın yerini aratmamışızdır. Seda'nın da bir an önce iyileşmesi temennisiyle kendisine buradan geçmiş olsun diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bu hasret, bu memleket.